İyi akşamlar. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Haftanın ilk tarafsız bölgesinde bu akşam konumuz tabii ki koalisyon pazarlıkları. Koalisyon hükümeti kurulabilecek mi, kurulamayacak mı, seçime mi gidilecek, gidilmeyecek mi bunu konuşacağız. Ayrıca yarın bütün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü yarın yemin töreni var parlamentoda. Yeni milletvekilleri tek tek yemin edecekler. Onları göreceğiz. Yarın önemli bir gün. Meclis başkanı seçilecek. E, bütün bunları konuşacağız. Geçen hafta e, siyasetten isimler, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP'den isimlerle e, koalisyon meselesini konuşmuştuk. Siyasetçilerin tavrı genel olarak 3 aşağı 5 yukarı belli. Siyasete dışarıdan bakanlar bu akşam bizlerle birlikte. E, onları konuşturacağız bu akşam. Ee, i̇lk olarak Deniz Zeyrek bizlerle. Şimdi Deniz tabii Ankara kulislerini iyi biliyor. Gazeteci bu meclis başkanlığı seçimi nasıl olur, nasıl biter onları kendisinden alacağız. Ee, bu seçimin galibi NDR, Faruk Acar bizlerle e, en iyi bilen e, şirketlerden biri NDR. Gerçekten kutluyoruz sizi. Zor bir tahmindi ama bildiniz. Hoş geldiniz. Sizinle de e, bunları konuşacağız. Ee, bir başka konuğumuz Ersin Kalaycıoğlu hoca. Hocam hoş geldiniz siz de. Merhabalar. İyi akşamlar. akşamlar. Ee, Profesör Hakan Yılmaz e hoca da hoş burada. Bulduk. Hoş geldiniz size. Ankara stüdyomuzda da Erdinç Yazıcı var. Ee, hemen onu da görelim. Keşke İstanbul'da olsaydınız ama Ankara'dan da katılmanız iyi oldu Erdinç Bey. Merhaba. Görüşeceğiz program sırasında. Merhaba. İyi akşamlar. Kısa bir aradan sonra koalisyon seçenekleri ve yarınki yemin töreni ile karşınızda olacağız. Tarafsız bölge başlıyor. Evet başlayabiliriz. Şimdi yarın denizle biraz konuşalım. Yarın meclis açılacak. Kim yönetecek meclisi? Deniz Baykal. Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla. Evet. Hiç yaşlı da görünmüyor ama. <laughs> Gayet enerjik ve dinamik bir görüntüsü var Deniz Şimdi, Baykal. Ama işte. Veya meclis bayağı gençleşmiş olabilir. Mecliste yaş ortalaması 42'ye düştü. Çok genç Yani hümret evet. tarihinin en e, genç meclislerinden biri şu anda. Genç, en genç katip üye olacak değil mi? Evet. O da şey e, HDP Öcalan'ın yeğeni. Hayır, o, ondan daha genç olanları var. Var mı? Van'dan galiba. 28 yaşındaymış. 26 yaşında. 26 yaşında birisi. Evet, yani, Erzurum yaşındayım. milletvekili. Pardon. HDP Erzurum milletvekili. Ha, benim <laughs> röportaj yaptım. Evet, ee, evet. O meclisin en genç. En genç o mu? Vekili o. Ee, Ak Parti'de var, Tokat milletvekili. Ee, e, Dilek Öcalan giremiyor mu yani? O da giriyor. O da giriyor. O da giriyor. O da var. 28 yaşında. 28 yaşında, evet. Ee, Başkanlık Divanı'nı gençlerden oluşturacaklar. Geçici ama. Ee, Geçici hepsi. Evet. Önce onlar yemin edecekler. Deniz Baykal... E İlk yemini Deniz Baykal edecek. Evet. Sonra genç üyeler evet. edecek. Yerlerini, Yerlerini alacaklar. Deniz Baykal oturumu açacak. Oturumu açacak. Sonra Adana'dan başlayacaklar. Tek tek. Ee, yemin etmeye. Yemin etmeye. <laughs> ne kadar sürüyor yemin töreni yaklaşık? 12 saatten fazla sürer 12 13 saat. Öyle midir? Yani benim en son hatırladığım 11 Haziran pardon 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra gece 3 gibi falan bitmişti. Yani ertesi gün Kaçta başlayacak? 3'te başlayacak. başlayacak. Peki bir HDP'den seçilen bir Yezidi milletvekili var. Peleknas, Peleknas Uca. Uca o Türkçe edemeyeceğim ben Türkçe bilmiyorum falan. Ezberlemeye yani Türkçe okumaya pratik yapmaya çalışıyordu. Bir kriz çıkmasın diye. Bugün HDP'de bu iş tartışıldı biraz. Ee, ne Ankara'da. yapalım diye. Evet bir toplantıları vardı. Daha sonra meclis başkan adayları da açıklandı. Dengir Fırat aday olacak diye. O toplantıda bazıları e, Kürtçe yemin etmek istediklerini söylemişler. E, Kürtçe'den, Kürtçe konusunda anlaşmaya varılmış yani böyle bir şey olmayacak ama e, orada yemindeki Türk milleti ifadesini kullanmak iste Büyük Türk milleti e, ifadesini kullanmak istemeyenler olmuş ama Selahattin Demirtaş e, metin Anayasadaki metin neyse onu okuyacağız diye ısrar etmiş. Evet görmüş mü? Onu bilmiyorum. Yarın göreceğiz. onu. Yarın göreceğiz. Yani yarın yemin töreninin önemli bir başlığı da bu olacak. Bir kriz yaşanabilir belki diyorsun. Birileri strate ederse, yani o işte 15-20 kişi şu anda artık 80 kişi. 80 kişilik bir, bir grup. Tamam. HDP grubu var. E, tabii HDP'nin seçim öncesinde çizdiği Türkiye partisi imajını da olumsuz etkileyebilir belki. Belki Eğer de Selahattin Demirtaş'ın metin nasıl. E, bu tabi söylediğim iddia kapalı bir toplantıdan bize ulaşan bilgiler bakalım yarın göreceğiz yani evet. belki de o anayasadaki Metin okunur e, felek Nas Uca gerçekten Türkçe bilmiyor mu bilmiyor yani bir e, zaten Türkiye'de yaşamıyordu biliyorsun hani Avrupa'da e, o nedenle hani Türkçesi zaten e, hiç yoktu Ben birkaç kere e, takip etme şansı bulmuştum e, ama bir şekilde öğrenecek çünkü 4 yıl boyunca eğer bir erken seçim yapılmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Milletvekili olacak. Evet Peki. yani genel kurul çalışmaları Türkçe yapıldığı için takip etmesi gerekecek. Peki şey ne zaman başlayacak meclis başkanı seçimi? Ee, yemin töreni bittikten 5 gün sonra zannedersem 29 Haziran tarihine e, denk geliyor. Şimdi bir tek HDP mi açıkladı adayını? Evet Dengir Mirmehmet bugün, Fırat. Bugün e, belki bu saatlerde CHP'ninki de açıklanabilir. Kim bekleniyor CHP'den? E, kafalar karışık. Deniz Baykal'ın e, ilan edilmesi bekleniyordu ama benim gördüğüm kadarıyla CHP'den e, anladığım kadarıyla... Haluk Koç ismi de geçiyor. Tayyip Erdoğan'la görüşme, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinden sonra biraz tepki çekmiş e, ve yani itirazlar yükselmiş. Haluk Koç'un ismi de geçiyor. Akif Hamza Çebi'nin ismi de geçiyor. İlginç bir öneri, özellikle genç vekillerden gelen öneri Şafak Pavey olsun deniyor. Onun da ismi geçiyor. Yani isimler daha çok temenni ve öneri şeklinde. Kemal Kılıçdaroğlu'na ben sordum buraya gelmeden önce aklınızda biri var mı diye. İşte bir Son toplantıda, 5'te başlayan toplantıda görüşleri toplayacağını söyledi ve ne Deniz Baykal ne de başka biri aklımda var dedi. Peki. HDP'nin adayı belli. MHP'de Bahçeli'nin bizim hürriyette yaptığı Meral Akşener'i istemiyorum. Sadece Meral Akşener değil. O zaman Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi de anılmıştı. Yani Twitter'da, sosyal medyada, gazetelerde adları öne çıkanları ben de ters teper demişti. Ama yine de Ekmelettin Bey'e belki bir şans vermek. Belki ama ben sanki Murat Başeskioğlu'na daha sıcak bakıyorlar peki onu da göreceğiz mi? hangisi ise Ak Parti'den var mı peki şimdi Ak Parti'de daha çok Na Nabi Hoca'nın Nabi Avcı'nın bakanı e, ismi geçiyor yani şu ana kadar duyduğum en güçlü isim o Nabi Avcı yani şöyle toparlarsak Numan yani kurtulmuş da deniliyor ama mesela Numan kurtulmuş başbakan yardımcısı olmayı tercih eder yani şöyle toparlarsak partilerin e, meclis başkanı adaylarını e, CHP'de Deniz Baykal Şafak ve Akif Koç. Hamza Çebi ve Haluk Koç. Haluk Koç, MHP'de Ekmelettin İhsanoğlu, Murat Başeskioğlu, AK Parti'de Nabi Avcı, Numan Kurtulmuş, HDP'de ise Açıklamış. açıklandı, Dengir Mir, Mehmet Fırat. O kesin, diğerleri... Belki Celal Doğan da olabilirdi aslında. Bugün bizim Hande bir bilgi verdi, takip ettim. İlhan Kesici de... İlan yani kesici Cumhuriyet Ak Partisi. O, aday, ismini söyleyelim. Yani CHP'de aday Halk sayısı çok. Doğru. Onlar bire indirecekler anlaşıldığı kadarıyla. Ee, ama e, AK Parti şey HDP açıkladı, MHP ile AK Parti'ninkinde bekliyoruz. Şimdi bir virgül at. Ee, hocam bunlardan hangisi meclis başkanlığını kazanır? Yani nasıl bir Meclis Başkanlığı seçimi yaşayacağız şimdi. şimdi bu 64 dolarlık soru diye. <laughs> 64 dolarlık. <laughs> Adlandırılan bir soru vardır. Ona benzedi. Evet. Yani nasıl ee, bir şey yapacaklar? Yani bunu, bunu bilebilmek şu anda mümkün değil. Kendilerini de bilip bilmediğini bilmiyorum ama burada şimdi e, oylama sürecinde e, partilerin birbirlerini adayları lehine çekilmeleri durumu söz konusu olabilir. Bir ihtimal. Yahut e, yahut bir aday üzerinde birden fazla siyasal partinin oylarının yoğunlaşması durumu söz konusu Önce olabilir. bir te işin tekniğini anlayalım. Deniz şimdi birinci tur dört parti dört adayla çıktı. Birinci evet. tur oylama yapıldı. 360, e, 367 oy alması gerekiyor. 367 oy evet. alması lazım. Hiçbiri alamadı. İkinci tura geçiliyor. Ne oluyor? Yine e, aynı şey. 367 evet. aranıyor. Üçüncü turda ne oluyor? Üçüncü tur e, 206, 276 ile seçilebiliyor. Eğer alamazsa? E, son tura kalanlar en çok oyu alan kazanır. En çok. So yani hangi? dördüncü tura kalanlar en çok oyu alır. O zaman şöyle bir şey olabilir yani bu turlar e, gidecek, gidecek, gidecek. Şöyle e, şimdi meclis aritmetiği ortada. Yani 258 AK Parti. Ya biliyorum. Yani birinci turda olmaz. Evet, herkes kendi adayına oy verse böyle bir tablo çıkacak. Birinci tur çıkmaz, ikinci, ikinci tur turda olmaz. İkinci turda da çıkmıyor ama ikinci turdan sonra, üçüncü tura geçiliyor. Üçüncü turda partilerin bir taktik izlemesi gerekiyor. Orada şunun sinyali ortaya çıkacak. Eğer AK Parti herhangi bir partiyle koalisyon konusunda anlaşmaya varmışsa, meclis başkanı konusundaki tavrı meclis başkanını belirler. Tamam, şimdi şöyle olacak yani eğer... Diyelim ki Ak Parti MHP ile anlaştıysa, o zaman diyecek ki MHP'ye ya senin aday ya bizim aday, birisinde birleşelim diyecek, anlaşacaklar, evet. Evet. adaylardan biri diğeri Çünkü, için feragat edecek. O zaman 270 276'yı geçebilir. için 3. turda üçüncü seçilebilir. Turda seçilebilir. Eğer böyle bir anlaşma hala yapılamadıysa, dördüncü turda dördüncü gelecek. turda pazarlık devam eder. O zaman belki muhalefet birleşebilir veya Ak Parti herhangi bir partiyle koalisyon hesabı yapılmazsa benim gördüğüm kadarıyla mesela İlhan Kesici o ismi o açıdan önemli MHP'den de oy alabilir. HDP'den de oy alabilir. Muhalefetin son tura kalan adayı olarak AK Parti ile CHP yarıştığında evet. eğer hani hiçbir anlaşma yok doğal olarak son tura İkisi giriyor. Hocam yeterince berraklaştı mı? Zannederim berraklaşmış durumda. Bunun hepsinin bir mi olacağı, birkaç güne mi yayılacağı onu da göreceğiz. Bunu da divan kararlaştırıyor. Evet divan kararlaştırıyor. Kaç, bir, kaçar gün arayla. İsterse kesintisiz devam edebiliyor yani turları. Ama iki gün ara verme gibi bir Eğilimde eğilim de olabiliyor. olabiliyor. Bir, bir ve ikiyi. Yani 367 arananı aynı gün yapmayı genelde tercih ediyorlar. Aynı gün yapıyorlar. Evet, sonra, o 367 bulunamıyor. Evet. Sonra iki gün ara verip ama 2 Temmuz'a kadar bitirmeleri gerekiyor. 2 Temmuz'da bitirip o günden sonra da hükümet çalışmalarına başlamaları gerekiyor. Ondan sonra koalisyon görüşmeleri başlıyor. Evet. Yani Cumhurbaşkanının görevlendirmesi. Evet. Meclis başkanı seçiliyor. Sonra başkanlık divanı oluşuyor. Başkanlık divanı oluştuktan sonra da meclis Yasama faaliyetlerine fiil başlamış oluyor. 45 günlük süre deniyor ya. Bu o, o, o zaman başlıyor. O zaman başlıyor. Evet. Yani meclis teşekkür ettikten sonra. Meclis başkanlığı teşekkür. seçildikten teşekkür. sonra diyor yani, anayasa. Teşkil ettikten sonra demiyor. Yani meclis Seçe başkanı seçildikten. Me me yani. Meclis başkanlığı seçimi olduktan sonra süreç başlıyor 45 gün. Yani 2 Temmuz en geç 2 Temmuz'dan itibaren 45 gün önümüzde bir hükümet kurulması çalışması var. İşte 24 Haziran'da görevi verecek Cumhurbaşkanı diye haberler çıktı. Biz de yazdık. Yeni Şafak da yazdı. Sabah da yazdı. Ee, ama yani öyle olsaydı biraz vakit kazanacaklardı resmi görüşmeler açısından. Ama şimdi o arayı gayri resmi görüşmelerle doldurmayı tercih ediyorlar. Evet hocam. 45 günlük süre otomatik değildir. Onu da bizi izleyenlerin öğrenmesi için söylüyorum. 116. madde. 5 günlük süre dolduğunda cumhurbaşkanı karar verebilir diyor. Otomatik olarak erken seçim kararı verme durumu söz konusu değildir. Süreyi uzatabilir istediği gibi. Ama isterse verebilir. İsterse verebilir, istemezse vermez. Vermeyim. Zaten o bir siyasi değerlendirmedir. Bir sürü... hukuki bir yani anayasal bir hüküm veya hukuki bir veya teknik bir hüküm değildir. Siyasi bir değerlendirmedir cumhurbaşkanı açısından. İsterse uzatabilir. Başka bir belirsizlikte şu var mesela Ahmet Davutoğlu'na göre tevdi edildi. Ne kadar 45 günün ne kadarını kullanacak o da belli değil. Teyamüllere bakılıyor o da 15 gün. Hani kaç parti kurabilirse ona bölünüyor gibi. Yani 3 parti kurabilirsek hükümeti. Böyle bir sorun yaşanacağını sanmıyorum o ben. Yani alacak makul bir süre içerisinde bütün partilerle görüşecek. Hayır hocamın söylediği hani evet. e, belirsizliklerden biri de bu. Hani uza, uzarsa ne olur. Evet ama ee... neyse uzarsa konuşuruz. Yani şimdi herhalde orada bir makul süre... Değil Tabii farklı. orada orada çeşitli algılar var. Sadece Cumhurbaşkanı'nın algısı değil, medyanın algısı, basının genel olarak algısı, kamuoyunun algısı. Bu sürecin düzgün yürütülüp yürütülmediği konusunda kamuoyunda çıkan genel izlenim. Çünkü düzgün yürütülmediği konusunda bir algı olması durumunda bunun oylara yansıma rizikosu var. Bütün bunlar hesaplanacak. Ona göre karar verilip Peki. yürünecek. Erdinç Yazıcı'ya ben hemen dönmek istiyorum. Erdinç Bey e, ee, meclis başkanlığı seçimi e, koalisyondan bağımsız bir şekilde yürüyebilir mi? Bu ihtimal var mı? Yoksa meclis başkanlığı seçimi bize, Türk kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna e, koalisyonun ipucunu verir mi? Sizce hangisi? Hangisini tahmin ediyorsunuz? Hangisi olacağını tahmin ediyorsunuz? Yani her ikisi de söz konusu olabilir. Yani e, özellikle iki parti arasında AK Parti ile MHP ya da CHP arasında bu yemin sürecinde ve adaylık sürecinde ilk turlarda bir ön e, mutabakat sağlanabilir ve bir e, aday üzerinde anlaşılabilir. Bu denildiği gibi üçüncü turda e, net bir fotoğraf verebilir. Böylelikle meclis başkanı seçilebilir. Fakat bu son 3-4 gündür parti genel başkanlarının ortaya koyduğu tutum bu koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanabileceği konusunda ciddi kuşkular ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu meclis başkanlığı konusunda bir uzlaşmaya varılamayabileceği ve sonucun nereye varırsa oraya kadar gidebileceği konusunda bir öngörüyü de ortaya çıkarıyor. Çünkü... Böyle bir e, zaman da za zaten çok dar orada ifade edildi. Bu takvim içerisinde bir ön e, uzlaşmaya varabilmek e, gerçekten zor olabilir. Çünkü gerçekten bu 3-4 günkü fotoğraf, demeçler, bu koalisyon pazarlıklarının çok çetin geçeceğini, zor olacağını, e, kırmızı çizgilerin, taleplerin, özellikle AK Parti bakımından kolay kabul edebilecek talepler gibi görünmediğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan, e, bütün bunlar belki bir e, yani erken seçime dönük bir e, netice de ortaya çıkarabilecek bir potansiyele sahiptir esas itibariyle. Yani bu çıtalar, kırmızı çizgiler esnetilmediği sürece diğer üç partinin de koalisyonu söz konusu olamayacağına göre bu konuda kesin net e, tavırlar ortaya konuldu. O zaman bir erken seçim e, kapıda görünüyor. O bakımdan... Bence e, bu süreci önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yapılacak. Özel görüşmeler, ikinci dereceden görüşmeler büyük çapta belirleyecek. Peki Erdiç Bey. Er, turda... Bey, bir dakika. Deniz Buyur. var mı böyle özel görüşmeler? Var. Yapıyorlar mı şu anda? Yani meclis başkanlığı seçimi öncesi. Var. Neler, kim kim? Yani partilerin sır gibi sakladığı komisyonları var. 2-3 kişiden oluşan. Bunlar, bunlar kendi aralarında görüşüyorlar. Yani bunlar Ak Parti MHP, Ak Parti CHP, öyle mi? Evet, evet. Yani bir e, arka kapı diplomasisi, diplomasi. arka kapı diplomasisi dedikleri şey gerçekleşiyor. E, taraflar birbirlerinin nabzını yokluyorlar. Yok. Yani mesela şimdi eğer e, bu arka kapı diplomasisinde e, bir anlaşma gibi bir şey olacaksa, onu biz Meclis başkanlığı seçiminde hemen göreceğiz herhalde. Tabii. Üçüncü yani, turda üçüncü göreceğiz. Üçüncü turda olmasa da dördüncü, dördüncü turda turda göreceğiz. E, netleşir Tabii. Peki bu arka kapı diplomasisi hiçbir sonuç vermezse Erdinç Bey'in dediği gibi e, bu iş hiçbir mutabakat olmazsa o zaman dördüncü tura kalır. Orada da iktidar muhalefet çekişmesi mi olur olmaz evet. mı ona bakacağız. Evet yani MHP e, CHP'nin adayına destek verirse, HDP de verirse, CHP'li bir meclis, meclis başkan başkanı ortaya olabilir. çıkarsa... O zaman başka bir tablo da ortaya başka çıkabilir. bir tablo ortaya çıkabilir. Yani yasama, yasama koalisyonu da ortaya çıkabilir. Yani yasamada koalisyon yapabilirler. Orada yapar. O yasama organına bir de yürütme organı gerekir. Sembolik bir hükümet. Yani 292 milletvekilinin ortak e, atacağı adımların e, yürütmesini gerçekleştirecek sembolik bir şey de olabilir. Ne yani o üç partiden yani. Hayır CHP'den olabilir mesela. Hmm. yani Azın, muhalefet kanadında azınlık hükümetinden. Muhalefet kanadında tek senaryo o yani. Bunu, az... Ama onu kabul etmedi kimse yani. Hayır. CHP MHP şöyle, azınlık hükümetine destek e, bu bir taktik olabilir. Hmm. Yani MHP e, hükümete e, bu mesajı verebilir en yani kötü ihtimalle bunu. Tamam. Peki siz ne düşünüyorsunuz meclis başkanlığı için? Deminden beri konuşulanlar aslında olayın bütün boyutlarını ortaya koydu. Şey çok doğru yani meclis başkanlığı için bir partiler bir araya gelirse bu ileride oluşabilecek bir koalisyonun bize ipuçlarını verecektir. Ben şeye çok ihtimal vermiyorum doğrusu. Böyle muhalefetteki üç partinin sadece yasama ve meclis başkanlığını seçmek için bir araya gelip ...sonra da yürütme konusunda ayrışacakları veya zayıf bir hükümeti destekleyecekleri gibi bir senaryo... ...bana çok sürdürülebilir bir senaryo senaryoymuş gibi Yo ben, gelmiyor. Bu da bir ihtimal ee, yani. İhtimal de şey anlamda yani... Kuvvetli ihtimal. Kuvvetli ben, bir ihtimal ben değil gibi geliyor şunu anlatmak bana. anlatmak için örneği verdim. Yani Hı. işin muhalefet cephesinde başka seçenek yok. Yani muhalefetten bir şey çıkacaksa sadece o çıkabilir. Çünkü... Ee, MHP HDP'nin destekli Hayır, Bir dakika şöyle olamaz mı? Ee, koalisyon görüşmeleri pazarlıkları sürüyor Meclis başkanlığı seçimi geldi Takvim daraldı Herhangi bir anlaşma yok Orada üç muhalefet partisi Bir kendileri meclis başkanı seçerler Ama sonra MHP AKP MHP CHP koalis şey e, MHP A i̇şte oradan zararlı çıkan AKP olur. Yani, yani o da olabilir yani. O da bir ihtimal. Şimdi buradaki pazarlıklarda da bu sert açmak pazarlığı işin biraz raconudur. Ee, dolayısıyla e, sizin bahsettiğiniz o arka kapı diplomasileri büyük ihtimal şunu becermeye çalışıyor. Bu sert pozisyonların içi doldurulmuş gibi nasıl gösterileceği konusunda e, bir takım eee bazıları görüntüyü kurtarmaya yönelik, bazısı yarı yarıya gerçekleştirmeye yönelik. Bir kısmı kamuoyuna böyle yapıyormuş gibi göstermeye yönelik adımların nasıl atılacağı konusunda sanıyorum ciddi şeyler dönüyordur, pazarlıklar dönüyordur. Bu sert çizgilerin hangilerinin gerçekten aşılmaz çizgiler olduğunu, gerçekten partilerin sert duvarlarını belirlediğini sanıyorum hocamın belirttiği gibi ileriki günlerde göreceğiz. Evet. Şu anda herkes pazarlığı açmış durumda ve normal olarak yukarıdan. hepimizin açacağı gibi yukarıdan en yukarıdan açmış en yukarıdan. durumdayız. Hepimiz hani malımızı en yüksek fiyattan satmak istiyoruz ama bu şey sürecinde hani pazarlık sürecinde hakikaten aşağıya inemeyeceğimiz fiyatları veya veremeyeceğimiz fiyatları ancak o pazarlık sürecinde göreceğiz gibi görünüyor. Ben bunun öyle ya da böyle bir koalisyonla Sonuçlanacağı konuşacağız. kanaatindeyim. Yani koalisyon yani meselesini bu şeyimiz... konuşacağız. Me, e, yani meclis başkanlığında bir uzlaşma meclis başkanlığı, olsa da olmasa da. Olsa da olmasa da ben orada da olacağı kanaatindeyim. Orada da olacağı evet. kanaatindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle e, ben biraz aslında az önce gözden kaçan yarın e, e, ikinci yaşlı üye olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise kadar e, yanında eşlik ed ediyor olması dolayısıyla... Orada oluşabilecek tablonun aslında Ekmelettin İhsanoğlu üzerinde e, bir olumlu algıya neden olabilir. Yani AK Parti kanadında kaybetmişin bir Erdoğan karşılama noktasında e, o fotoğrafı kamuoyunda fazlaca sıkça dillendirilebilir. E, e, neye yol açar bu? Bu Ekmelettin İhsanoğlu'nun artı. E, meclis başkanlığı. Meclis başkanlığı. Işte. Yani MHP-AKP uzlaşması anlamında mı? E, hayır ben e, biraz daha diğer muhalefet partilerinin e, mağdurdan yana e, veya üzerinde durulan e, kamuoyu algısının olumluya pozitif noktada Ekmerettin İhsanoğlu'nun kabul edilebilir düzeyde olduğunu... Anladım. Dair... Şey gibi yani... CHP'nin ilhan kesicisi gibi evet, MHP'nin evet. de üzerinde mutabık olunabilecek ekmeletin insan olsun. Tabii tabii yani bir de çünkü yani şu anda AK Parti, CHP, MHP, HDP falan diye konuşuyoruz ama aslında Erdoğan'ı konuşmuyoruz. O kendi başına bir parti konumuna sahip hem AK Parti'nin doğal lideri gibi görülen ama diğer partilerin AK Parti dışında değerlendirdiği bir merkez alanı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu bence biraz daha Meclis Başkanlığı e, Meclis noktasında ne yapabilir ki şey, Cumhurbaşkanı? E bence işaret edeceği ve AK Parti'nin üzerinde çünkü şu an itibariyle AK Parti yani itibariyle, sadece AK Parti'den bir aday işaret edebilir. Bir adaya işaret. Ama yapabilir. işte e, acaba mevcut genel başkanın dışında farklı bir adaydan mı söz ediyoruz? Yani orada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendireceği isim mi yoksa e, e, arka kulislerde e, acaba Ahmet Davutoğlu'nun talep ettiği başka bir isim mi olacak? E, orada bir ayrışma e, mümkün ama olabilir. O Davutoğlu ile Erdoğan arasında AKP'nin adayının belirlenmesi konusunda. Evet ama kamuoyu bunu e, bu şekilde izlerse Ekmelettin İhsanoğlu buradan sıyrılabilir. Çünkü 14 partinin ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışmış bir e, liderden İsim, söz ediyoruz ama. Ama HDP olarak ne söyleyebilirim orada? yani Ekmelet'in İhsanoğlu'ndan çok adı en fazla Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dillendirilen ve tüm partilerin belki ortak noktada buluşabileceği Meral Akşener ismi, Meclis Başkan vekilliği tecrübesiyle de birlikte çok daha makul ve çabu, daha çabuk satın alınabilir düzeyde bir algısı oluşabilir. Ama devlet bey onu reddediyor. Ama devlet bahçeli. Yani, neyse o bir seçeneği bir şey oldu. reddedilmiş bir seçenek olarak görelim. Şey, e, Erdinç Yazıcı'ya dönmek istiyorum. Aslında Nabi Avcı ismi bana enteresan geldi AK Parti açısından. Çünkü yani Nabi Bey e, AK Parti içerisinde yumuşak sözlü, Entelektüel. Entelektüel yönü olan. Orada tabii koalisyon pazarlıklarında Milli Eğitim Bakanlığı küçük ortağa verilecek e, teorisi de ha, geçerli. oluyor. Hayır yani, Nabi Avcı da böyle üzerinde e, diğer partilerin ittifak edebileceği türden bir politik figür, politik sima. Milli e, Eğitim Bakanlığı olmasaydı belki. Evet diyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra biraz zor. Gibi. Yani ben yani burada meclis başkanlığı kişilik Hayır, özelliklerini... Komisyon, komisyon, başkanlığı da yaptı. <laughs> Komisyonda kavga çıktı. Onu da unutmayın. Hmm. Böyle, böyle bir şey vardı. Evet musunuz? çok ciddi burada tartaklanmalar bence, vesaireler oldu. Meclis başkanlığı seçiminde pek kolay değil. isimlerden daha çok partilerin tutumu Tutumlu. belirleyici olacak. Peki ama yani çok az bir süre kaldı yok mu? Bunlar şimdi bunu konuşmuyorlar mı? Harıl harıl. Konuşuyorlar tabii Konuşma konuyu esas, esas problem söylediğiniz. Bakın koalisyonla yönetilen ve bu işi iyi beceren ülkelerde, hatta çok ender olarak koalisyonla karşılaşan İngiltere gibi ülkelerde, hang parlament dedikleri İngilizlerin, yani sonucu belli olmayan ve çoğunluğu olmayan parlamento gözüktüğü zaman, genellikle bir yıl önceden bunlar yapılıyor. Yani seçim kampanyası başlamadan bir yıl önceden. Neler örneğin, yapılıyor? Bu görüşmeler. Ha, o Özellikle öyle, öyle. mesela, İngiltere için Bize hiç uymaz. 2009 Biz... senesinde, Bize 2000, uymaz hocam. 2010 seçimine giderken 2009 senesinde İngiliz kraliyetinin önemli kurumlarının temsilcileri, kraliçenin temsilcileri ve başbakanın müsteşarı, muhtemel başbakan adaylarını, adaylarını bir görüşmeye davet ettiler. Aynen. Ve onlarla görüştükten sonra kraliçeye bir rapor sundular Peki. bir sene önce. Ona, neyse, Yani, yani şimdi çok az vaktimiz ay, kaldı. Sü süreç böyle yapıldığı e, e, için... O... genellikle problemsiz çalışıyor. Evet. Bizde son ana kadar kavgayla geldiğiniz ya için. Bizde kim... Şimdi kavgayı bırakıp Ay hocam yani medeni bizde bir şekilde ya... anlaşmaya döneceksiniz ya... ve bunun içinde Önce şunu konuşalım bizde süre 60 gün. Bizde kim hangi parti? Efendim biz iktidar olamayacağız. Buradan koalisyon çıkacak. Gelin görüşelim der. Böyle bir şey hiç hayal edebiliyor musunuz? Hayır. O o yapılmayabilirdi ama ıı, tarafsız ve ıı, bu sürecin içinde bir unsur olmayan bir cumhurbaşkanlığı bu rolü oynayabilir Peki. mesela. Erdinç Çelizici, Numan Bey olabilir mi meclis başkanı adayı, Numan Kurtulmuş AK Parti'nin? Sanmıyorum. Yani Numan Bey'in siyasi profili daha çok etkin parti içinde, bakanlar kurulunda aktif bir siyasi pozisyonu işaret ediyor. Yani o bakımdan eee yani Numan Beyin Meclis Başkanı adayı olması, Meclis Başkanı olması bir sürpriz olur açıkçası. Fakat e, Nabi Bey'i e, bu iş için uygun bir isim olarak görüyorum ben. Şimdi bu siyasi tablonun şöyle güzel bir tarafı var. Yani tek başına herhangi bir parti Meclis başkanlığı seçememesi bakımından, partiler en geniş koalisyona hitap edecek adayları seçmek durumunda kalacaklar. Yani Nabi Avcı diyelim ki. Ee, kendi diliyle her ne kadar CHP'den vesaire HDP'den çok fazla sempati kümesi oluşturamasa bile MHP çevresinde etkili olabilir. Peki. Yani bu pekala işte gelebilecek e, 20-30 oyla e, seçme sonucunu getirebilir 3. turda. Peki. Ya da diğerleri düş e, bakımından işte e, CHP adayı bakımından e, sözü söz edildi yine. Yani... Dolayısıyla üçüncü turda, dördüncü turda en geniş e, kümeye hitap eden adaylar öngörülecek birinci turdan itibaren. Peki. E, bu da demokrasi tarihimize ve meclis tarihimize güzel bir tecrübe olarak yansıyacak diye düşünüyorum. İyi olacak. Yani partiler böyle kendi ideolojilerine sıkı sıkıya bağlı, sekter bir şekilde kendi e, anlayışını temsil eden isimleri değil, daha geniş kesimlere Tabii. hitap edecek isimleri... Aday olarak çıkaracaklar. O kesin. O orası öyle olduğu anlaşılıyor. Ee, şimdi buraya kadar yarın yapılacak olan meclisteki yemin törenini ve meclis başkanlığı seçimiyle ilgili gelişmeleri konuştuk. Kısa bir aradan sonra e, hiçbir ara vermeden uzun bu koalisyon pazarlıklarına dalacağız. Bakalım hangi ihtimal konuklarımız açısından daha yüksek görülüyor. Evet herkes hazırsa koalisyon meselesine dalabiliriz. Hazırız. Da, da, Partiler da, dalmadan önce meclis başkanlığının <laughs> kimin elinde bulunmasının önemini vurgulamak lazım. Bir kere Cumhurbaşkanının vekilidir seçilecek olan. Onun için eğer muhalefetten seçilirse bir denge unsuru olacaktır. Ayrıca bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir ölçüde temsil eden makamdır. Onun için onun statüsü, gücü biraz artmış olacaktır. Dolayısıyla bu açıdan çok kritik bir oylamaya gidiyoruz. Öyle basit bir oylama değildir. Aynı zamanda koalisyon çok çetrefillidir. Uzun listeler tartışılacak. Kişi üzerinde anlaşmayı beceremezlerse koalisyon üzerinde anlaşmak zora girecektir. Onu da vurgulamak lazım. Yani, o bakımdan önem taşıyan bir yani adım. Eğer diyorsunuz bir uzlaşma sağlayıp bir meclis başkanı üzerinde anlaşamazlarsa bilin ki Evet. ondan sonra çok daha zor. Anlaşan Çok daha bualik. zordur çünkü orada bir takım işte bahsedildi. Hakan Bey de bahsetti, Deniz Bey de bahsetti. Kırmızı çizgiler var. Bu kırmızı çizgilerden tavizler verilmesi gerekiyor mutlaka. Ve bu tavizlerin kamuoyuna ve kendilerine oy vermiş olan halka anlatılması gerekiyor. Bu bunlar zor işler. Verilmemiş her gibi. Durumda, verilmemiş gibi anlatılması gerekiyor. Her durumda şöyle Ama bir sonuç ortaya çıktı. O, o çok daha zor. Güçler ayrılığı e ilk defa uzun yıllar sonra 10-12 yıl sonra hissedilmeye başlandı. Yani bugüne kadar güçler birliğine dönüşmüştü. Çünkü Birleşmişti e... güçler. Bir, bir evet. fiilen birleşmişti. <laughs> evet, yani 2011'den yasama, sonra yürütmen, özellikle. Yürütmenin kontrolünde olan yargı e, bir şekilde birleşmişti. Şimdi sizin çizdiğiniz bu tabloda evet. eğer hükümet kurulursa bir koalisyon olursa bile e, yasama biraz daha farklı bir pozisyonda olacak ve yasamanın konumu nedeniyle de güçler ayrılığını biz daha fazla hissedeceğiz herhalde. Şimdi bakın Madem 116. Yani. 116. maddeye dikkat çekelim bir de. Bu 45 günlük sürenin uygulanması sırasında Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışır diyor. Şimdi meclis başkanına Adalet ve Kalkınma Partili birisine danışması başkadır. Bu meclis başkanının muhalefet partilerinden birisi olması durumunda ona danışması başkadır. Eğer o, o şahıs çıkar bu danışmanın ne içerdiğini bilmiyoruz. Bugüne kadar bir emsal de yok Türkiye'de. Ama Böyle bir danışmadan sonra örneğin meclis başkanı olan muhalefetten bir zat çıkar derse ki biz bunu konuştuk ama anlaşamadık. Dolayısıyla daha fazla süre verilmesi gerekir. O zaman cumhurbaşkanı çıkar da süreyi kısarsa bu takdirde çıkar. ortada bir e, ne olduğu belli olmayan bir kriz durumuyla karşı karşıya kalma bir de, durumumuz var. E, Onun için bir gücü olacak meclisin eğer meclis başkanı adalet ve kalkınma partisinden başka bir partinin bir üyesine geçersin. bir de renksiz bir kişiliktense siyasi rengi belli olan ama geçmişinde uzlaşmalara açık olan daha ortada bir kişinin seçilmesinde fayda var çünkü siyasi çizgisi belirsiz olan bir kişiliğin ileride ne yapacağı da belirsizdir dolayısıyla ben partilerin de böyle bir kişi üzerinde uzlaşmaya gideceğini Peki biz zannediyorum. Biz birinci turda bir sürü birçok isimden bahsettik. <laughs> Bir sürü demeyim de birçok evet. isimden bahsettik. Ee, onlar sizin bu tanımınıza uyuyorlar mı? İşte birkaç tanesi uymuyor. Kim mesela? Mesela en çok uyan Meral Akşener'di. Bu hemen ekarte edildi. Yani siyasi rengi belli, uzlaşmalara da açık, ee, kişiliği net. Ama mesela Ekmenettin Bey e, sanıyorum siyasi, veya Nabi Avcı. Siyasi renkleri e, belli. Şöyle, e, köşeli değiller. Köşeleri belli değil. E, dolayısıyla... E, iler yani geçmişlerinde şu deneyim yok. Darbeler almışlar ve o darbeler karşısında belli tepkiler vermişler. Bu çok önemli bir şeydir Tabii siyasette. Ki. Hepimiz onu ona göre e, şey bir yaparız. Bir de meclisi yönetmemişler. Meclisi yönetme baskılara göğüs germe veya böyle 45 gün sonraki görüşmede cumhurbaşkanı ile görüştüğünde belli bir e, duruşu e, sağlayabilme i̇nşallah gibi özelliklerini yani gücün ispatlanmış olması lazım. Bu gücü ispatlamamış birisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi bir makama getirilmesinde büyük risk vardır. Dolayısıyla partilerin de seçimlerini yaparken uzlaşmayı en renksiz adayda değil, renkli gücünü ispat etmiş, uzlaşmalara açık, dürüstlüğüyle tezahür etmiş bir kişi de gerçekleştirmelerinde hem normatif olarak fayda var hem siyaseten de en rasyonel karar bu olur diye bunu, düşünüyorum. Bunu söylemeniz çok iyi oldu çünkü… Ee, uzlaşmacı kişilik deyince insanların aklına renksiz, hiçbir şeye karışmaz evet. kişilikler en, geliyor. En riskli kişi odur aslında. Evet, aslında. en riskli kişi evet. odur. Dolayısıyla rengi belli olan, pozisyonu belli olan açık ama olan ama uzlaşmacı yani. bir kişi en risksiz kişidir. AK Parti'den olabilir, başka bir partiden olabilir. Anladım. Meclis tecrübesi olması, evet. siyasi tecrübesi olması çok önemli. Aynı zamanda tabii işte bir gücünün olması ki Cumhurbaşkanıyla e, yapacağı temaslarda sadece bu veya o, meclisi, meclisi değil, yönetirken yapacağı evet. bir sürü kriz çıkacak. Tabii. Meclis savaş kararı alabilecek. Tabii. 1 Mart tezkeresi gibi bir tezkere önüne gelebilecek. Orada çok ciddi yönetim sorunları var. Sadece meclise gelen ziyaretçileri bile ayarlamak e, bir sorundur. Dolayısıyla meclis başkanının çok güçlü bir kişilik olması gerekiyor. Peki. E, öyle bir seçime doğru gidileceğini ben tahmin ediyorum. Mesela Bülent Arınç böyle bir tip mi? Ee, öyle bir Giremiyor ama hani. Öyle, öyle bir tip evet. Değil mi? Onu yani aynen öyle yani. bir yani. Biraz da Müşahhaslaşsın bir. diye. Aynen aynen. Mesela Deniz Baykal. Deniz Baykal öyle, bir. öyle bir bir. birisi. Evet. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nde Meral Akşener. Meral Akşener, bir şey Akşener bir. kesinlikle öyle birisi. HDP'de tip. kim var mesela? Dengir. E, Dengir mi? Mehmet Fırat öyle birisi. Öyle tip. birisi. Yani aslında Partiler büyük ölçüde sizin söylediğiniz evet. isimleri zikretmişler. Zikretmişler. Sanıyorum bir öyle bir böyle gösterdiler. Bir öyle bir böyle. Ee, bunlar deneme, deneme oyunları şu Peki. anda. Ee, Deniz Bey'in bahsettiği arka oda pazarlıklarında birileri elenecektir, diğerleri öne çıkacaktır. Sanıyorum böyle bir süreç yaşıyoruz. Ve sağlıklı bir süreç bu. Yeter ki güzel yürütülsün. Şimdi hazır mıyız? Ben de bir ilave yapayım. Tamam halde. Şu an itibariyle ilk kez AK Parti'nin elindeki gücü 276 üzerinde olmaması dolayısıyla tüm muhalefet partilerin, mecliste temsili olan tüm partilerin elinde bir çoğunluk var. Ve birincil meselesi bu Yüce Divan meselesi. Kırmızı çizgilerin aslında tanımının daha ötesinde birincil mesele olarak değerlendirilebilir olan mesele bu. Dolayısıyla meclis başkanının bu konudaki yaklaşımı aslında bu 45 günlük süre içerisindeki belki de mecliste yeminle birlikte ilk konu olarak değerlendirilebilir olan başlığın bu olacağı ve dolayısıyla meclis başkanının bunun önünü açıp açmayacağı da önemli. Kim olacağı e, açılandır. Tabii da. tabii. Yani Peki. bence AK Parti açısından da bu son yani. derece önemli bir şey başlık diye. Erdinç Yazıcı Meclis başkanlığı meselesini kapatacağım. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hayır yeteri kadar konuşuldu tahmin ediyorum uzlaşmaya dayalı bu defa köşeli bir meclis başkanımız olacak Peki çok teşekkürler şimdi yarını göreceğiz yarın yemin töreni var Çok renkli meclis çok renkli milletvekillerine sahip yani izleyicilerimize izlemelerini öneriyorum O resmi geçit değil mi milletvekilleri resmi geçidi göreceğiz işte işte Yezidi var. Ermeni evet, var. milletvekillerimiz var. Roman var. Roman, Roman var. Maymen <laughs> evet en evet. tuttuğum milletvekillerinden biri. başka kadın sayısı çok. Yüze yakın. Yüze yakın kadın milletvekili. 97 galiba. 7 veya yani En fazla değil mi? Evet, en fazla tarihinde. Yani yakın zamanında en fazla eee Tarihinde tarihinde en, en fazlalarından. Evet. Garo Paylan var, Marka Eseyan var, e, CHP'de. Yüzde on Selina Doğan. Deyim. Gençler. Selina Doğan var. Evet. Selina Doğan. E, bu isimler e, Ermeniler, Ermeni milletvekilleri başörtülü milletvekilleri Çok olacak. Çok sayıda. Var. Çok sayıda. HDP'den de var Eski başörtülü. öğrencimiz Ravza var. Ravza evet Rav... Kavakçı. Merve Kavakçı'nın kardeşi. Ravza üniversite öğrencimdi. Ben de, ben 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 de, de eskiden tanırım Ravza'yı. Evet. Ravza Kavakçı, Kavakçı bir gayet yapar, evet. e, iyi bir milletvekili yapacak. Ablasına yaptırmadılar bari kardeşi. <laughs> bari yapsın. Ravza yaptırsın, <laughs> Ravza yapsın. Ama bu arada enteresan bir durum da var. Sadece AK Parti'de yok başörtülü kadınlar. HDP'de, HDP'de var. HDP'de de var. HDP'de Hüda Hanım var, Hüda Kaya. O da çok önemli bir isim. Başörtüsü mücadelesinin sembolisidir. HDP'de var mı? Girdi. MHP'de... Yok, MHP'de dört kadın var zaten. HDP'de, MHP'de yok. HDP'de bir de e, benim bildiğim Erzurum, Erzurum milletvekili var. var. Seher Seher Hanım. O da başörtülü. En geç milletvekillerinden. Yani Divanda onu göreceğiz değil mi? baş Seher Akçın'ı. Ba, Van var galiba. HDP Van. Dilek Öcalan var. AK Parti milletvekilleri var. Seher e, girmiyor o zaman öyle mi Seher Hanım? Yani o, onun da 28'den küçük olduğunu biliyorum ben ama... E, Yanlış hatırlamıyorsam o onun da listede ismi var. ama Ben e röportaj yaptım orada yazıyordu bir bakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ona bir bakalım tamam. Peki neyse yani e, renkli bir parlamentomuz var. Gençler var. Gerçekten ben çok e, şey yapıyorum. Bütün partiler gençlere ağırlık verdi. AK Parti, CHP, evet. MHP, HDP. E, o bakımdan da önemli. Tabi biraz değişiklik oldu. Aktivistler. Onlara dikkate dikkat almanız lazım. İlk defa girenler var. Onlar için bir öğrenme sürecidir. Bayağı çok ilk defa evet. girenler. Neredeyse Do üçte ikidir. Kurums kurumsallaşma açısından problem yaratan bir süreçtir. Bunlar hep meclislerde temel itibariyle gördüğümüz ee, bir konandır. Bu biz, dolayısıyla ben... bir zaman alacaktır bu kişilerin. 20 yıldır Ankara'da çalışıyorum. Ee, i̇lk başta e, sen benim kim olduğumu biliyor musun? şeyi e, hissedilir. Yani milletvekili evet. e, önemli bir makamdır ama sonra tabii meclis koridorlarında işte yön bulmaya çalışan, işte koridorlarda bir şeyler arayan insanlarla karşılaşacağız. Peki. Bir Şimdilik. Amerikan filmi vardır ya, evet. Mr. Smith Goes to Washington'a Washington. gidiyor. Onu evet. anlatır böyle şeyde. <gülüyor> Ama <gülüyor> Çaylak aktivistler bir de çok de fazla. Için. Yani bu sene herhalde meclis daha önce hiç bu kadar aktivist. Ne demek aktivist? Yani değişik işte hayvansever, çevre dostu, evet, evet. yani değişik şeyler var. Mesela Sivil toplum kuruluşlarından girenler oldu. HDP'de mesela sadece böyle Kürt milletvekilleri yok. Orada sosyalist mücadeleden gelen... Devrimci mücadeleden gelen isimler de var. Evet. Yani sokaklarda çok gördüğümüz isimleri kastediyor. Evet. Tabii bu parti disiplini içinde çalışacaklar, onu öğrenecekler. Dolayısıyla zahmetli bir süreçtir. Önerilen bir takım yasaların içerikleri nitelikleri renkli hale gelebilir. Onlar da zaman itibariyle... Bütün mesele ediyor. zaten bu mecliste. Bizi aşan bir kamunun varlığının ortaya çıkması. Ama bence, olay bu. Bence bu gerçekleşti bu. Mecliste. Yani e, yani HDP'nin barajı aşmasıyla Bu bir kere başlangıç itibariyle çok önemli bir adım ama Ersin Hoca'nın bahsettiği süreç içerisinde herkes partinin ve benim çıkarımın ötesinde de çıkarlar var ve bir kamusallık oluşuyor burada. Biz bunu ne kadar oluşturabilirsek bu mecliste bu mecliste bizim için o kadar hayırlı işler yapacaklar. Ama bu da bir öğrenme süreci. Tabii. Bu kamunun ortaya çıkması, Tabii. bu kamu duygusunun, ortak çıkar duygusunun ortaya çıkması. Erdinç so Bey bizim atladığımız bir enteresan renkli de sizin söyleyeceğiniz bir milletvekili ismi var mı? Yoksa söyledik mi hepsini? Yani yani genel olarak söylendi ama e, özellikle Cumhuriyet tarihinin en genç meclisiyle ee, muhtemelen karşı karşıyayız. Ee, bu çok önemli bir şey. Yani bu e, meclisin e, gençlerden genç bir e, 41 yaş civarında ortalama bir yaşla karşımıza çıkıyor oluşu çok büyük bir imkan. Yani sonunda siyaset var. tecrübe kadar dinamizmle <laughs> yapılan bir şey. Doğru. Enerjiyle <laughs> yapılan bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin ileriye dönük hamleler yapma bakımından bir fırsatı olarak ortaya çıktı bu meclis. Diğer taraftan unutmamak gerekiyor ki AK Parti'deki 3 dönem kuralı meclisin bu derece gençleşmesinde önemli bir faktör oldu. dolayısıyla bu meclisten gerçekten Türkiye olarak çok şey bekliyoruz. Bu renklilik ayrıca Türkiye'de demokrasinin gelişmesinde to farklı toplumsal kesimlerin, özelliklerin bir arada tolerans ve hoşgörü kültürünü daha da siyaset zemininden kalkarak yaygınlaştırmasında Fırsat oluşturacaktır Türkiye'nin önünde e, diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> peki. Hayırlısı. Peki, peki çok teşekkürler. Buradan Özcan Purçuya yani e, Roman milletvekilimize sesleniyorum. Bize bir sözü vardı. Dedi ki meclis açılır açılmaz e, ilk gün bir grup Roman'la meclis lokantasında yemek yiyeceğiz demişti. Evet. Ben de davetliydim bunu unutmaz inşallah. Ya da Deniz sen benim adıma katılır Yarın eğer yaparsa e, ziyaret ederiz kendileri. Tamam. Biz orada olacağız. <laughs> Meclis roman görsün demişti de onun için. <laughs> evet. Peki. Kayıt sırasında <laughs> zaten çok şenlikli oldu. Yani e, Bir de şey, Süryani milletvekili var. Bir de sen şeyi evet. hatırlattın Erdinç Yazıç konuşurken. Gazeteci milletvekili. Çok gazeteci var. 7-8 gazeteci var. Utku Çakır Özer. Enis Berberoğlu var. Barış Yarkadaş arkadaş var. Barış arkadaş Tuncay Özkan, Özkan, Markar Esayan, ee, Balbay, Balbay. Hüseyin Yayman'ı sayar mısınız? Sayarız. Say, niye saymayalım. Yani. Hüseyin Yayman eski dostumuz. Hayır gazeteci. Var. Evet, sayar mısınız diye. Hem akademisyen, hem gazeteci Vatanda yazıyordu. Gazeteci ben yapayım. genelde gazeteci demiyorum, bir yazar diyelim. Geldim. Yani evet, çünkü yazar. biz yani bu işin <laughs> arazisinde o kadar koşturmuş muhabirlere vesaire haksızlık oluyor. Yani gazetecilik başka bir meslek, yazarlık başka bir şey. Doğru. Mehmet Metin nerede mesela yani gazeteci sayılmaz ama yazar o da. Muhsin Kızılkaya onun için de yazar diyebiliriz ama gazetecilik de yapıyor. Çok aslında yani gerçekten bir gazete çıkarsınlar. Evet. Meclis gazetesi çıkar. Orhan Miroğlu var yine köşe yazılarıyla tanıdığımız. Hani gazeteci demeyelim ama işte köşe yazısı hala yazıyor. Milletvekilleri hala köşe yazısı yaz yazıyorlar. Bir de et, hani böyle bir etik var. Bürokratlar vardır. yazıyor. Yani evet, evet. Ka kamu Danış... çalışanlarının normalde yapmaması lazım. Yani aslında eskiden de milletvekili, danışman, bürokrat gazetede köşe yazmaz. Yok o o, o kural esnetilmiştir 1980'den sonra. Evet. Ee, senelerdir bunu sürdürmekte olanlar var. Mümtaz Hoca mesela soysal ee, mecliste bulunduğu sürece köşesini korudu. Dolayısıyla orada çok çok ciddi bir problem yok. İhsas rey olduğu zaman problemdir. Öyle ihsas rey durumu söz konusu değil mecliste. Dolayısıyla. Bence yani Sayın Cumhurbaşkanı devam edebilir. etkili oldu bu. Hani kızdığı zaman hep diyordu ya bırak e, gel siyaset yap diye. E, gazetecilere sürekli böyle bir çağrı yapıyordu. Herhalde onun bir etkisi olmuştur gazetecilerin bu kadar e, yazmayı evet, bırakıp evet, siyasete geçmesi. Marka Areseyan kızıp da mı geçti? Ya o <laughs> O severek geçmiş. Tabii etkinliği ne olacak? O ayrı meseledir. Yani disiplinli gruplar olduğu için parlamentonun bir çalışma kurallar dizisi vardır. İç tüzüğü vardır. Ona göre yönetilir. Deniz Bey yakından izlemiş Fakat hocam şöyle bir durum var. Yani Bizim, o, bakın 12 onun yıldır. Onun içerisinde girip o rolü öğrenmek, iç tüzüğü öğrenip ona göre davranmaları gerekiyor. Başka türlü var. Orada Kolay kolay etkili olamazlar. Orada haklısınız ama... Ee, ...herkes bilmiyorum ne kadar farkında... ...12 yıldır... ...Faruk Bey mi işaret etti ona... ...yani meclis çoğunluğu... Evet. ...bir partinin elindeydi... Evet. ...ve meclis... ...yani bizim için meclis demek... ...AK Parti çoğunluğu demekti... ...biz gazeteciler meclise baktığımızda... ...AK Parti çoğunluğunu görüyorduk... ...torba yasalar... ...bütün meclisteki komisyonların başkanları iktidar... ...bütün komisyonlarda iktidarın ağırlığı var... ...böyle bir yasama faaliyeti vardı... Şimdi bunun öyle dışında şey. bir yasama doğru. faaliyetiyle karşı karşıya kalacağız. Aynen. Yani öyle yine torba yasalar gelemeyecek. <laughs> Komisyonlarda yine farklı yani bir koalisyon <laughs> bir meclis çoğunluğu olacak yalnız. Mutlak Onların olacak. uzlaştıkları metinler aynı etkinlikle geçecektir meclisten. Onu Bu kabul edecek. ama yine de iki partide olsa doğru bir arayış ara içerisinde tabii, olacaklar tabii, yani. yani yukarıdan bir düğmeye basılıp hayır, aşağıdan çıkmayacak. O şekilde bir süreç artık söz konusu değil. Ama temel itibariyle yine bir meclis çoğunluğu olacak. Bence bu, yani, bu ve bu o çerçevede çalışacak. Bu durum yine de milletvekillerimizin tabii. daha etkin, daha faal, tabii. faal, daha kişilikli bir tutum sergilemelerine zemin hazırlayacaktır. Şimdi şöyle, Milletvekilleri önemli insanlar. Şöyle olacaktır. bulgularımız var. Yapılmış olan araştırmalar var. O bulgular şöyle. Koalisyon dönemlerinde genel görüşme açma vesaire türündeki girişimlerde muhalefet partileri daha etkili oluyorlar. Ve dolayısıyla bazı konuları siyasal gündeme taşıyorlar. Meclisin temel işlevlerinden bir tanesi toplumdaki siyasetin gündemini belirlemektir. Dolayısıyla muhalefetin gündem belirlemedeki etkinliği artacak. Evet, koalisyonlar olduğu dönemlerde yükseliyor. Ben de onu yükselecekti. Diyorum. Evet. Dolayısıyla o zaman tek tek parlamenterlerde evet, önem kazanacak. Evet. Daha çok yani bir iktidar partisinin ortaya koyduğu bir gündemi tartışan bir Türkiye olmaktan daha geniş bir gündemi tartışan bir Türkiye olma potansiyeline doğru kayıyoruz. Mesela bunu mesela kullanabilme yeteneği. Ben bir şöyle da... bir şey, çok özür dilerim. Mesela sadece iktidar partisi milletvekillerini tanıyamıyoruz biz. Onlar evet. böyle çok faal değiller, konuşmuyorlar, atak değiller. Sadece oy kullanmakla yetiniyorlar. Evet. Oysa şimdi, bundan sonra onlar da faal olacak. Muhalefet de faal olacak. Yani kişilikli, çalışkan, ve kamuoyunun önünde çıkıp e, konuşan milletvekillerimiz olacak. Bizim musun? meclis yapımız e, ben bunu nereden söylüyorum? Mecliste geçen dönem bulunan ve Ersin Hoca ile benim bölüm arkadaşımız Binnaz Hoca'nın e, yasama faaliyetinden <laughs> dedikodular olarak anekdotlar olarak aldığım bilgiye göre Binnaz Hoca gibi konuşmayı da seven iyi de konuşan bir hocamız bile çok fazla konuşamadı. Oradaki yapı parti disiplini işte herkesin konuşma hakkının çok da olmaması falandan ötürü dediğiniz fırsat çok yetenekli de olsanız çok şey de bilseniz meclisin yasama faaliyetinin prosedürü icabı parti disiplini icabı çok gerçekleşmeyebiliyor. Bu birinci bizim Amerikan meclisi gibi hani birer yerlerden seçilmiş dolayısıyla kendi başına işler yapmaya yetkili olan kongremiz olmadığı için. Bizimki bir parlamento ve partileri orada partilerin, da, o kadar da orada, orada da fazla bile özgür. partilerin orada fazla bir, bazı, var. Basit yani bir parti, parti bu bir neden İkincisi de demin sizin dediğiniz o fırsat yani bu parçalı meclis bu temsil yeteneği güçlü meclis eğer ortaya bir kamu çıkartamazsa toplumun da parçalanmasına yol açabilir tehlikeli Öyle bir tehlikede var yani 90'lı yıllarda bunun e, örneğini gördük yani meclis eğer karşılıklı hoşgörüyü gösteremezse Belli konularda değişken de olsa koalisyonlar oluşamazsa mecliste yani meclis e, parçalı da olsa bir takım ortak çıkarlar yaratabilme yeteneğini gösteremez de bu parçalılık böyle dörtlü bir kutuplaşma halinde kendini devam ettirirse o da tam e, tehlikeli. O da tam olur. tehlikeli bir duruma bizi götürebilir. Yani, Dolayısıyla şu anda ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Yani o avantajı da var. Bunun ne avantajı? Oradan da var. çıkışın evet. yolu %10 barajını düşürmek veya kaldırmaktır. Evet. O zaman neyse, daha makul şimdi, bir noktaya doğru meclis evrilir. Belli bir mesela şu anda Türkiye'de liberal bir parti yok. Hı hı. Daha liberal, daha ılımlı sağ falan diye terminolojide kullanılıyor. Liberal bir pozisyondur. oranın partilerinin falan çıkmasına fırsat temin edilir. O zaman yine koalisyonla devam evet. ederiz ama daha kurulabilir evet. koalisyon. Somutlaştıralım şimdi artık netleştirebiliriz. Bitti bunu bunu da bitirelim koalisyon şeyleri geçelim herkes onu merak ediyor. Şimdi ben e, isterseniz belli bir sistematik içinde gidelim. Başlıkları atayım ve sizin hemen görüşlerinize başvurayım. Bir, e, muhalefet bloğu yüzde 60 yani MHP, CHP ve HDP. CHP, HDP, MHP. Bu üç partinin bir koalisyon çıkaramayacağı kesin ve net midir Deniz? Kesin. Buradan çıkmıyor. Yani muhalefet kanadında tek bir ihtimal var. HDP'nin de MHP'nin de dışarıdan destekleyeceği bir CHP azınlık hükümeti. O da ben Bahçeli'ye sordum destekler misiniz böyle bir şey. Yani çok sürdürülebilir olmaz dedi. Bu çok uzun ömürlü bir durum olmaz dedi. Onun için... Yüzde kaç veriyorsun böyle bir azınlık CHP azınlık hükümetine? Yüzde iki falan bu kadar düşük yani evet. ihtimali. Olmaz diyorsunuz yani. Yok. Siz... Yani olsa da sürdürülebilir olmaz. Buradan hani bütün bu tartışmalardan sonra Devlet Bahçeli öyle dedi, Kemal Kılıçdaroğlu şunu teklif etti filan. hani Bütün tartışmalardan sonra bu üçünün bir araya gelme ihtimali Şimdi var Kapalı mı? kapılar arkasındaki görüşmeleri bilmeden ve oradaki yapılan e, tartışmaları yakından izleyemeden bu konuda fikir yürütmek zor. Ama bu kadar Ama şu keskin anda laflar edilmiş. Edilir. Yani bu bir... Sorun değil çünkü Türkiye'nin bugüne kadar oynadığı oyunun temel unsuru çoğunlukçuluktu. Çoğunlukçuluğun temeli çatışmaya dayanır, zıtlığa dayanır. Onun için zıtlığı olabildiğince arttırmaya çalışarak bir seçim kampanyası yürüttüler. İktidar partisi özellikle oy kaçmasın kendisinden diye muhalefetin tamamını neredeyse illegal olarak göstererek bu süreci devam ettirdi. Şimdi buradan çıkmaları gerek. Ve süre çok kısa olduğu için çıkmaları kamuoyunu yadırgatacaktır. Nasıl bu kadar sert gidip de çıktılar diye. Dolayısıyla yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekiyor. Daha çoğulcu bir hale dönmeleri gerekiyor. Yani ki uzlaşma özellikleri Şunun olabilir. için mi söylüyorsunuz yani. bunu? MHP, HDP, CHP koalisyonu için hala bir ihtimal olduğunu düşünüyorsunuz. Bu ihtimal aritmetik olarak olan her şey mümkün olabilir ama Bunların yürütülebilme şansı düşük çünkü bunların ideolojik pozisyonları çok aykırı. Biz de onu söylüyoruz. Yani i̇deolojik pozisyonu yakın olan partiler genellikle koalisyon kuruyorlar bizim yani dünyadaki uygulamalarda. Ancak bizde ufak bir problem var. Biliyorsunuz bizim bu konudaki geçmişimiz biraz kara. Yani 1990'larda aynı ideolojik pozisyonda bulunan siyasi partiler bir araya geldiklerinde koalisyonunu kuramadılar. Kursalarda yürütemediler. Çünkü her ikisi de diğerini ekte olarak görüyordu ve onu yok etmek üzerine dayalı bir politika gütmekteydi ve bunu bir geçici mecburiyet olarak görmekte ve sürdürememekteydi. Şimdi bu biraz yok olmuş durumda. Parti sayısı azaldı. Fakat şöyle bir görüntü var. Demin de söylediğim gibi orta büyük ölçüde bosanmış durumda. Halkın gözüyle bakarsanız sağın sağında Adalet Kalkınma Partisi ve MHP, solun solunda CHP ve HDP gözüküyor arada büyük bir uçurum var gibi gözüküyor. Halkın gözüyle bakarsanız diye söylüyorum. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bu aradaki farkı kapatabilmek pek kolaymış gibi gözükmüyor. Onun evet. için böyle bir koalisyon kurulabilir mi derseniz evet ancak bunun üzerinde anlaşabileceği liste kısa olacağı için yani ne üzerinde anlaşabilirler? %10 barajın kaldırılması. Yolsuzlukların üzerine gidilmesi. Emekli maaşı. Evet, Cumhurbaşkanının yetkilerinin Yeniden ele alınabileceği bir takım kanuni değişikliklerin yapılması. Seçim kanunlarında şurada burada anayasa değiştirecek güçleri yok. Bu konuda bir cumhurbaşkanıyla zıtlaşma, resleşme vesaire üzerinden bir politika gütme. Ama mesela ekonomik politikaları çok büyük ölçüde değiştirebilme üzerinde anlaşabilirler mi bilmiyoruz. Dış politikada ya, ne derece anlaşabilirler mi bilmiyoruz. Ben şöyle hayretler içindeyim. Çünkü ben diyorum ki e, bu seçenek tamamıyla gündem dışıdır diyorum. Neye dayanarak diyorum bunu? tarafların yaptığı daha, açık... daha iyi bir seçenek var. Heh. Nedir yani, o? AK Parti 258 milletvekiliyle hangisine gitse çok daha sağlam e... O şüphesiz ama işte üzerinde anlaşabilecekleri mesele şimdi bu belli <laughs> konuların gündeme getirilmemesi anlamına yani geliyor. Mesela çok kardeşim. üzerinde duydukları %10 barajını. Bir dakika hocam şurayı, şurayı bir açıklığa kavuşturalım. Seyircilerimizin de kafası karışacak diye endişe ediyorum. CHP, MHP, HDP... Bütün siyasi gözlemciler diyorlar ki bu üçü asla bir araya gelemez. Koydular tavırlarını. Bu seçenek gündem dışıdır. Gelemez değil. Bunların gelmesi çekici olarak gözükmüyor kendileri açısından. Dolayısıyla onu geri, geri plana atmış durumda. Bunu ben üç siyasi partinin lideriyle de görüştüğüm için Ankara'da. Yani Bazen de yazma, yazılmaması kaydıyla e, gerçek görüşlerini paylaştıkları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani bu üç parti aslında başka koşullar altında çok rahatlıkla her şeyi yapabilecek bir parlamento çoğunluğuna sahip olmuş durumdalar fakat bu üç parti aynı zamanda bu meşhur bir ben hep ona benzetiyorum yani kurt kuzu ve ot sadece ikisini taşıyabildiğiniz bir salla bir nehrin karşısına geçiriyorsunuz. Yani kuzuyla otu aynı anda karşıda bırakamıyorsunuz. Kurtla kuzuyu da aynı anda bırakamıyorsunuz. Böyle bir tablo var. Yani MHP evet AK Parti benzetme. Evet. AK Parti karşıtlığı üzerine CHP bir... mi oluyor burada? Efendim? Kurt CHP mi oluyor? MHP, Artık hangisi olursa MHP, kararlı Kurt olduğunu varsayarsak <laughs> MHP ya da Kuzu kim alıyor artık... neyse Kurs, Kurs, ayrıntıya girmiyorum. Şimdi e, yani buradaki tehlikeli bit... sularda <gülüyor> <özellikle> <gülüyor> hocam. Buradaki bütün mesele e, şudur. MHP evet şimdi %60 bile onun ortak özelliğine gibi görünüyor? Tayyip Erdoğan e, çok güçlendi. E, çok hani tırnak içinde söylüyorum e, otoriter e, eğilimleri var vesaire gibi seçmen davranışlarını belki siz daha iyi e, anlatırsınız. E, bunun sonucunda %61 araya geldi ve frene bastı e, sonucunu çıkaranlar var ama MHP'nin ben seçim kampanyalarında 3-4 mitingine gittim. Bahçeli ile görüşme şansı buldum. MHP'nin e, esas söylemi e, bir kere e, çözüm süreci karşıtlığı üzerindendi. Ama yani hayır. anti Erdoğan bir Anti Erdoğan ama e, en sert konuşuları. Şöyle HDP ile birlikte yaptı. yükseldi MHP. Doğru. Yani bir HDP karşıtlığı da söz konusu. Muhakkak, Muhakkak. Ee, AK Parti'nin milliyetçi oyları İç Anadolu'da özellikle seçim sonuçlarına bakıldığında anlaşılıyor. 3 puan gitmiş. AK ee, Parti'den MHP'ye MHP biraz da HDP karşıtlığı üzerinden gitti. Dolayısıyla e, MHP Evet yani şu bir kısaca söyleyelim. Dolayısıyla bir araya gelemezler mi? Gelemezler. Tek formül yani birbiriyle hiç bir araya gelmeden dışarıdan oradaki bir CHP çünkü Bahçeli tamam, onu konuştuk onu da yüzde iki diyorsunuz yani bu konuşmaya değmeyecek bir şey. Evet Bahçeli çünkü şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ben diyor HDP'nin destek vereceği bir zaten o da azınlık koalisyonu tamam, biliyoruz var. bunu yani. Bunları biliyoruz. Evet. Şimdi yani, ben en olmayacak seçeneği bu kadar uzatırsak diğerlerine vakit kalmayacak diye endişe ediyorum. Şimdi bu seçenek biraz zor. Evet, ee, Bahçeli'nin tavrı nedeniyle bitmiş durumda. bitmiş durumda. O zaman tamam, yani bunu anlıyor yani, zaten herkes görüyor bunu. Bu zaten en e, olmayacak bir ihtimal. E, Dolayısıyla bir de bir de öbür tarafta şu var, ee, Ak Parti'nin önünde ki onu konuşacağız bir dakika şimdi. Yani bu modeli bir bitirelim, herkes konuşsun bu modelle ilgili. Sonra geleceğiz yani Ak Parti ne yapabilir? Ak Parti MHP işte, mi? Ak Parti o, CHP mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani MHP ya da CHP e, kısa ömürlü bir e, formül yerine kadro kadrolaşabileceği işte e, icracı konuşacağız işte. icracı bakanları daha çok tercih edeceği için de ben e, düştü o ihtimal diyorum. Yani e, aslına bakarsanız seçim öncesinde en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi bizim yaptığımız araştırmalar en diğer olarak Türkiye'de siyasete halkın ne kadar ilgisinin olup olmadığı veya bizzat içerisinde olup olmadığına yönelik bir sorumuz vardı. Yaklaşık olarak yüzde onluk seçmen dışında yüzde doksanı siyasete bir şekilde vakıf. Bunun yüzde kırkı yüzde kırk beş dolayında olan bir kesim bizzat içerisinde. Yani hem aktif siyasetin içerisinde yüzde onu civarında. Bunu niye anlatıyorsunuz? Şimdi geleceğim. Seçmen aslında. En diğer bunu gördü, Ersin Hoca gördü, işte Deniz Zeyrek, Ahmet Hakan gördü ya da Hakan Bey gördü değil. Seçmen de sonuçları görerek sandığa gitti. Çünkü çokça e, e, değişik bir e, seçim atmosferi yaşandı ve e, HDP ile ilgili bir gündemin olmasından dolayı e, AK Parti'nin iktidardan düşme olasılığının ilk kez yaşanabilme ihtimalini değerlendirerek sandığa gitti. Evet. Ve dolayısıyla... AK Parti karşıtı bir sonucun gerçekleşmesiyle birlikte yeni bir döneme aslında girildiğini de bir şekilde gördük. Evet. Şimdi dolayısıyla CHP, CHP, MHP ve HDP birlikteliğine ne HDP seçmeni ne MHP seçmeni parti disiplinlerinin ya da aldıkları kararlardaki gibi radikal bir duruş sergilemeyecekler. Ama daha önemli olanı, yani belki oy kaybına neden olur mu olmaz mı endişelerinin Hayır. CHP MHP HDP birlikteliğinden çok yani Devlet Bahçeli'nin söylemi ya da Selahattin Demirtaş'ın tutumundan çok e, acaba e, bu partiler bir araya gelirse e, oy kaybeder miyim endişesini e, kaybederler derler, mi? şu anda düşünmüyor. Ka ben olay kayıbı gelmiyorlar. Ya yani olmayacak evet, evet. bir şeyi konuşuyoruz yani. <laughs> Tabii yani daha önemlisi bence bundan daha önemlisi bir kere zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan buna müsaade etmeyecek. Evet, peki o zaman. Er evet. Erdinç Yazıcı olmayacak ihtimal üzerinde konuşmak ister misiniz Erdinç Bey? <laughs> Birkaç şey de ben söyleyeyim. Gerçekten çok haklısınız. Hiç olmayacak bir iş bu. E, fakat meseleye şöyle de bakmakta yarar var. Bir defa Allah'ın siyasi pozisyonun Partiler, partiler açısından çıktıları koalisyon tercihlerinde son derece önemli. Yani bir CHP azınlık hükümetinin e, HDP ve e, MHP açısından çıktılarını düşünelim. Yani bir defa ekonomide restorasyon yapacak, sosyal politikalara ağırlık verecek. Bu MHP açısından HDP açısından da tercih edilebilir. Diğer taraftan e, bu dört bakanla ilgili e, soruşturmanın yeniden başlatılması vesaire o alanda restorasyon diye ifade edilen düzenlemelerin yapılması yine HDP ve MHP açısından tercih edilebilir. Fakat üçüncü ayak Türkiye'nin yürüttüğü ve çok önemli önem verdiği ve kolay kolay kesintiye uğratılamayacak çözüm süreci bakımından, CHP'nin yürüttüğü inisiyatif HDP tarafından desteklenebilecekken MHP tarafından şiddetle karşı çıkılacak. Ve Deniz Bey'in orada dediği gibi seçim sürecinde, son derece vurgulu bir şekilde ifade ettiği bu çözüm sürecinin mutlaka kesilmesi ve çözüm sürecinden vazgeçilmesi yönündeki siyasi talebi MHP'nin kesinlikle böyle bir e, CHP azınlık hükümetinin kurulmasının önünde ciddi bir engel. Diğer taraftan HDP ile aynı siyasi küme içinde yer almanın MHP açısından çok ağır maliyetlerinin olacağı e, mutlak. Aynı şeyin kısmen HDP açısından da söz konusu edilmesi mümkün. O bakımdan gerçekten sizin dediğiniz gibi bu seçenek hiç konuşulmaya değer bir seçenek değil açıkçası. Şey, Ama Hakan, öte bir şey Hakan daha Bey. var. Yani bu üç partinin de üzerinde bütün kampanya boyunca ortak oldukları bir konu var. Türkiye'de hukuk devletinin evet. restore edilmesi konusu. Rejimin parlamenter sınırlara çekilmesi konusu. Yolsuzlukların üzerine gidilmesi konusu gibi üçünün de kendi özel pozisyonları dışında seslendirdikleri bir konu var. Dolayısıyla bu konunun da bu üçünün öyle ya da böyle mecliste bir biçimde ortak hareket etmesini gerektirdiğini de unutmamak lazım. Hangi koalisyonu kurarlarsa kursunu. kursunlar. Evet. Şimdi dolayısıyla e, burada biz Ersin hocam demin çok güzel söyledi. Ben de en başta söylemiştim. Yani pazarlığı çok üstten açtı herkes ve ben asla HDP ile bir koalisyona girmem dedi. Ama yolsuzlukların soruşturulması konusunda meclise bir önerge geldiğinde HDP'liler oy verdi diye ben buna oy vermeyeyim mi diyecek mi her? <laughs> Bu <AK> Parti <laughs> Ya da hukuk Geçerdi devleti değilim. konusunda yani mesela iç Güvenlik verdiler. Yasası'nın revizyonu konusunda bir teklif geldiğinde Bakın şey ha, e, Hakan Bey AKP de verdi. O, o, Uyarıyor. Pardon, yani Diyor AK... ki 58 milletvekili AKP içinde fire verdi. Bu oylamada, yolsuzluk oylaması. Evet. Şunu demek istiyorum. Yani bu üç partinin bir biçimde ortak platformları da var. Ve esas mesele de şu. Yani aralarında MHP ile HDP'nin hepimizin bildiği artık ayan beyan, işte farklılıklar var. Bunu zaten tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Ama eğer her ikisi de bir Türkiye ortak çıkarı üzerinde uzlaşamazlarsa veya uzlaşmayı öğrenemezlerse, o zaman ne anlamı var mecliste olmanın? Yani meclisin ne anlamı var? Sadece da? Türkiye ortak çıkarı değil, kendi ortak yani da ya da yani. me me Meclisin meclis ortak Biraz çıkardım. daha yüksek bir kelime kullanayım dedim. Yani bütün bir kampanya boyunca ortaya koydukları bir takım konularda arka kapı diplomasi, diplomasisi, ön kapı diplomasisiyle oturup anlaşmayı beceremezlerse bu partiler, hukuk devleti konusunda, dış politika konusunda, başka konularda, o zaman... Ee, aslında seçmenin gözünde de bu partilerin en azından seçmenin bir kısmının gözünde hani iş yapamayan partiler konumuna düşmelerinde. Evet, evet. Peki. Şimdi e, ben şey bu koalisyon kurun anlamına gelmiyor ama Çok iyi, bu, bunu, iş yapabilir anlamına geliyor. Tamam bu diyorsunuz ki yani bu üç parti evet koalisyon kurmayabilir ama evet. mecliste bu üç parti seçmen karşısında söyle ortak olarak söylediği şeyleri gerçekleştirebilirler. Bu evet. koalisyon demek değil. Değildir ama, ama ciddi bir bloktur. Ciddi bir bloktur. Yani Meclis mecliste bir blok. karar alma Yani bloktur. Mesela evet. 17 Aralık oylaması geldi. Evet. E, HDP, MHP, CHP, 3'ü artı AKP'den bazıları, bazı bazı milletvekilleri. Bazı milletvekilleri ve böylece büyük bir çoğunluk Evet. bu 17 Aralık'la ilgili hangi parti hangi partiyle koalisyon kurmuş olursa evet. Olsun. İster evet. AK Parti MHP olsun ister AK Parti CHP olsun Böyledir diyorsunuz. ve aynen böyledir ve bu şekilde belki MHP ve HDP biraz olsun bu süreçte birbirlerine de biraz yaklaşacaklardır evet. ve eğer MHP bu yaklaşmayı becerebilirse de Türk demokrasisi bir yüzyıl ileri gidecektir. Bu kadar yani önemlidir diyorsunuz. Bu kadar önemlidir bu süreç. İşte, işte tabii MHP'nin oradaki işte çözüm süreci mi yoksa bu yolsuzluklar meselesi mi Erdoğan karşıtlığı üzerindeki konumlanması mı daha öncelik seçmenin beklentisi noktasında? aslında bakarsanız taban olarak biraz daha yani HDP ve MHP doğal bir yükselişle bu seçimde sonuç aldılar evet ama nihayetinde AK Parti'ye karşı olan bir e, olumsuz refleksin yine AK Parti seçmeninin MHP'ye dönüşünü gördük. Bu da Erdoğan karşıtlığı üzerine o konumlanması ile bir alternatif bir siyaha şey oluşturdu. Bir çok basit bir şey soracağım. MHP'lilerde Erdoğan kaygısı yani Erdoğan'ın gittiği yer Kaygısı hı hı. mı daha baskın? HDP'lilerin yol açabilecekleri, onlar açısından antrex. yol açabilecekleri Çözülme soru. Hangisi? Ee, Çöz... Çözülme Hangisi? Çözülme olarak tanımladıkları... tanımladıkları mı daha baskın? Değil değil. Erdoğan, Erdoğan karşıtlığı O zaman birleşebilmeleri birleşe 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 lazım. Tabanında bizim Yani onu az önce onu bizim Kürt yani... araştırması gösteriyor ama ki ama Erdoğan karşıtlığında Kürtlerin haklarının da savunulabileceğini söyleyen küçük de olsa gruplar var. Yani MHP Erdoğan, tabanı tamamen Kürt sorunu. Erdoğan karşıtlığının mevzüleri... altında şu da vardı yalnız unutmayalım. Ee, başkanlık için federasyon gibi tabii. şeylere sıcak bakacak e, görüşü de vardı. Hı hı. Yani sadece Erdoğan'ın mı? Hayır MHP'nin yani Erdoğan MHP karşıtlığı yani dörde bölelim MHP'nin <laughs> Erdoğan karşıtlığını. Onların o parçaların bir tanesi e, Öcalan'la anlaşıp e, kendisi başkan olmak istiyor. Türkiye'yi federatif bir yapıya götürecek. Yani diyor ki AK Parti e, karşıtlığı da aslında yine çözüm süreciyle alakalı bir karşıtlık. Bir, bir unsuru oydu yani. Bir unsuru da Ama Hocama bir şey soracağım şimdi ben. Çok özür dilerim bir dakika. Şimdi e, Sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye çok büyük tepki var. Özellikle e, Ak Parti karşıtları mutlak surette yüzde 60'ın bir iktidar çıkarması gerektiğini söylüyorlar evet. ve bunların bir araya gelip Ak Parti karşısında bir hükümet çıkarmaları gerektiğini söylüyorlar. Bahçeli ise diyor ki ben HDP ile yan yana gelmem. Aramızda çok temel bakış farkı var. Yok diyorlar sen bu temel bakış farkını bırakacaksın. Şimdi esas problem işte Erdoğan'la ilgili AK Parti ile ilgili birleşeceksiniz diyor. ve Böylece Bahçeli sosyal medyada önemli bir eleştiri hedefi haline gelmiş durumda. Ee, Bahçeli'ye hak veriyor musunuz? Onu soracağım size. Bahçeli kendi siyasi partisi açısından bir tutum takmıyor. Aynı zamanda kendi Partisi'nin geçmişiyle ilgili bir takım değerlendirmeleri yansıtıyor. Ve dolayısıyla kendi parlamento içerisinde oynadığı oyunu ona göre belirliyor. Şimdi şu noktaya dikkat etmemiz lazım. Seçmen konuştu. Bizim sistemimiz iki aşamalıdır gayet iyi bildiğiniz gibi. Seçmen meclisi seçer, meclis hükümeti seçer. Şimdi meclisin hükümet seçme aşamasındayız. Bunun esasında o kadar önemli olmaması lazım. Demokrasinin oturmamış olması dolayısıyla ve demin Hakan Bey'in bahsetmiş olduğu fevkalade ciddi problemlerimiz olması dolayısıyla bütün temel kurumlarımız feci şekilde aşındırıldı 2011'den sonra. Muazzam bir merkeziyetçilik kuruldu. Mesela bu birinci problem. Ciddi bir kontrol mekanizması egemen oldu. Yargıya egemen oldu. Aynı zamanda ekonomiyi yöneten temel düzenleyici ve denetleyici kurumları kendi hegemonyası altına almaya çalıştı. Tamamının buna Merkez Bankası da dahil Bunlar çok sıkıntılı problemler yarattı Türkiye'de ve Türkiye'nin iktisadi kalkınmasına balta vurdu. Şimdi bunların içerisinden çıkabileceğimiz bir koalisyon kurulması gerekiyor. Yoksa hükümet kurmak bir problem değil. Zaten Türkiye hükümetle bugüne geldi. Yani hükümetin kurulmasıyla herhangi bir şekilde çözümün olabileceğini iddia edebilmemiz de mümkün değil. Onun için Bahçeli'nin bakış açısı herhangi bir hükümetin kurulmasının bu aşamada Sadra şifa olmayacağı bakış açısıdır ve dolayısıyla o açıdan hesaplayıp e, süreci başlatmıştır. Ben Hakan Bey'e katılıyorum. Süreç başladı, nerede biteceğini bilmiyoruz. Bu arada görüşmeler devam edecektir. O görüşmelerde pozisyonlarda zaman itibariyle değişim gösterebilirler. Evet. Ayrıca şunu da unutmayın, bizim e, geçmişteki örneklerimizde gördük, 60'lardan itibaren. 1961 ila 1965 arasında 3 tane hükümet var, Evet. koalisyon hükümeti. Dolayısıyla 70'lerde çeşitli koalisyon hükümetleri yaşadık. 90'larda da çeşitli koalisyon hükümetleri yaşadık. Kuracağınız hükümet ne niyetiniz olursa olsun iki seneden fazla gitmeyebilir. Bir ikinci koalisyon hükümeti kurulması durumunda söz konusu olabilir. Onu da düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bu hesaplar e, sosyal medyada yankı bulan seçmenin düşüncelerinden çok farklı hesaplardır. İkisini birbirinden ayırmamız lazım. Çok o açıdan kendisinin hesaplarını tabii sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Baruk Bey ben de, bir dakika bir şey, evet. şunu soracağım size. Yani e, Bahçeli bu sosyal medyadaki yükselen tepkiyi dikkate alsa Hı -hı. bir biçimde bu MHP, HDP, e, CHP koalisyonunun içine dışarıdan ya da içeriden destek verse partisi çok büyük oy kaybetmez mi? Ee, hayır, çünkü e, az nasıl önce yani de... diyecekler ki HDP ile sen nasıl bir araya geldin diyecek Ak, AK Parti ortaya çıkacak bütün milliyetçilere HDP ile Ak Parti'nin bir araya gelmesi endişesiyle zaten MHP'ye yöneldi insanlar. Çözüm sürecine olan dolayısıyla... destek %70 Türkiye'de ve dolayısıyla seçim öncesinde yine bu programlarda söylediğimiz üzere yaptığımız araştırmaların tamamında seçime giden dönem itibarıyla. HDP'nin barajını barajı geçmesini isteyen seçmenin yüzde 60'lara çıktığını biliyoruz. Şunu, şunu, soruyorum. Şimdi merak anladım, Anladım. Yani sorunuzu aslında tam olarak anladım. Bahçeli oy, oy kaybeder. Kesinlikle oy kaybet... kaybetmez. Kaybetmez Tabii Tabii kesinlikle kaybetmez. Şu an itibariyle zaten beklenti bu düzeyde. Ama bunun sürdürülebilir olup olmadığı ile ilgili yani bugün sahaya çıktığınızda bir seçimin bir yıl sonra veya üç ay sonra olabileceğini herkes öngörebilir. Bir seçim var. Bu seçim sayılmaz gibi bir algı oluştu. Ama öncelikli olan mesele, öncelikli AK Parti meselesi vardı muhalefet cephesinde. Yüzde 60'a kırklık bir algının, şey bloğun bir şekilde birleşerek AK Parti'yi cezalandırmak talebinde bulunan bir seçmen kitlesi var. Yüzde 60. Yani AK Parti ağzıyla kuş tutsa bu seçmeni şu an itibariyle ikna edebilir düzeyde değil. Bu seçmen de istiyor ki ilk kez böyle bir fırsat geçtilerine. Yeni bir seçime de gidilirse AK Parti buradan böyle bir tablonun dışında tek başına iktidar gücünü oluşturabilir. Dolayısıyla yapacaksanız şimdi hemen bu hamleleri yapın diye bir beklenti içinde. İşte sosyal medyadaki o endişe ama, de tam olarak bu endişe. Ama işte Bahçeli de diyor ki kardeşim iyi güzel diyorsunuz ama diyor ben HDP ile yan yana olamam. Eğer olursam oy kaybederim. Benim kaygılarım var. Bizim ikimizin varoluş. Nedenleri farklı yani ontolojik olarak bir birbiri... ama ifade... zaten Şöyle, MHP Bahçeli şu ifadeyi kullanıyor diyor ki HDP PKK'nın siyasallaşmış sonucudur. Yani hmm. dolayısıyla ben, ben HDP diyor, PKK yan yana evet. gelmem diyor. HDP'yi PKK'la eşdeğer. Tamam. Ben yan yana gelmem. O nedenle de hani seçmen davranışlarından bağımsız bir tavır da sergiliyor. Hocam onu açıkladı. Evet. Tabii tabii. Yani seçmenin beklentisi şu anda bu bloğun bir şekilde birleşerek o Deniz sen şunu e, mu demek yargılama... istiyorsun? Yani seçmen isterse bunu kabul etse bile Bahçeli kabul etmiyor. Evet gerekiyor. evet. Onu demek evet, istiyorsun. Tabii. E, Erdin Çazıcı bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla ben bu konuda e, orada ifade edilen görüşlere katılmıyorum. Yani bir... Ee, %60'lık bir blok içinde MHP'ye oy veren seçmenin aslında bir türde e, AK Parti e, hükümetini e, şey yani belli soruşturmalarla vesaire e, yeniden yargılamak işte bakanları Tayyip Bey'in pozisyonunu vesaire bütün bunları bir koalisyon içinde yapabilmek bakımından HDP ile ortak bir platformda bulunmayı içine sindirebileceğini hiç hiç zannetmem. Yani bu MHP tabanını biraz anlamamakla alakalı. Siz bir miktar bahsettiniz. MHP'nin ontolojik zeminini de, varoluş gerekçesini de iyi anlamamakla ilgili bu MHP MHP'ye büyük zararlar verecek bir e, koalisyon formülü geçici de olsa bir restorasyon hükümetinden bahsediliyor burada. E, bu böyle bir kısa vadeli bir restorasyon hükümeti bile olsa MHP'ye çok ağır bedeller ödetecek bir e, koalisyon hükümeti olur. E, buna ben aslında bu bir daha önce MHP'nin hatırlayın içinde e, içine girdiği e, DSP'yle girdiği koalisyonda e, tam böyle değil ama buna benzer sebeplerle büyük bir kayba uğramıştı. uğramıştı Sonunda evet. MHP'nin oturduğu siyasi zemin belli. Sağ, bir, milliyetçi, bir, muhafazakar bir, bir Erdinç Bey bir dakika şey yapalım mı? Bir, bir dakika. De, ee, Faruk Bey'e bir soralım mı? Siz neye dayanarak yani ben de Erdinç Yazıcı'nın yaklaşımına biraz daha yakın hissediyorum kendimi. Şu nedenle yani MHP seçmeninde de tıpkı CHP seçmeninde olduğu gibi böyle keskin bir anti AKP duygu var mı? Tabii ki var. 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 En az %13 lük bir oy oranı bunun olduğunu bize gösteriyor. Daha önceki yaptığımız araç. Yani, yani bunu veri, veri araç. üzerinden tabii söylüyorum. tabii. Şimdi CHP'nin bugünlerde kullandığı dil yani makam, koltuk vesaire. Pozitif bir dilden e, söz ediyorum. HDP seçim öncesinde yine tarafsız bölgede son yaptığınız programda. Altan Tan'la Ümit Özdağ aynı programdaydı hatırlayın. Altan Tan'ın yaklaşımıyla Ümit Özdağ yaklaşımı çok farklıydı. Yani e, HDP'nin dil, dili daha pozitif bir noktada olduğunu da biliyoruz. E, dolayısıyla e, seçmen bir şans verdi. MHP seçmeni de bu seçimde HDP'nin barajı geçmesini engeller düzeyde bir pozisyona bürünmedi. Yani onlar da ancak AK Parti'nin cezalandırılmasının HDP'nin barajı geçmekle mümkün olabileceği algısıyla olumsuz bir söylem içerisinde bulunmadı. Partilerinin kendi söylemlerinin dışında. Dolayısıyla hem MHP seçmeni hem HDP seçmeni hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin dediğim gibi öncelikleri var. Tıpkı Gezi olaylarındaki AK Parti seçmenlerinin gibi, tıpkı 17-25 Aralık operasyonlarındaki daha sonra 30 Mart yerel seçimlerinde bunun karşılığının olmaması gibi öncelikleri belirliyor. Şimdi şu an itibariyle öncelik AK Parti'yi öncelikle bir e, e, dize getirmek. Yani bir hesaplaşmak. E, hesaplaşmadan helalleşmek noktasında bir e, pozisyona bürünmemek, e, e, konumlanmamak istemeleri. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin şayet Yeni bir seçime gitmesi halinde bugünkü şartlarda seçmen şöyle tepki verebilir. Ya kardeşim biz size böyle bir şey verdik yani böyle bir kredi verdik ee, ama siz bunu e, kullanmadınız. O halde niçin ben iktidarı bozan, istikrarı bozan bir görüntüyle e, e, kendimi e, bir şekilde e, olumsuz bir yere konumlandırayım? O halde AK Parti devam etsin diye edebilir ve MHP buradan e, sıkıntılı da çıkabilir. Yani bugün... O kahvehane köşelerinde konuşulan senaryoların en önemlisi MHP'ye giden o AK Parti'yi cezalandırmak isteyen seçmenin MHP tarafından kabul görmemiş olması ve oyun bozan gibi bir algıya yani MHP şunu gördü. Her halükarda ben bu sürecin baş aktörü haline geleceğimi seçim öncesinde de gördü. Seçim gecesi itibariyle ilk olarak bunun ön almasını da yapabildi. Ama bugün itibariyle seçmen MHP'nin bu tutumunu bence... E, yaptığımız araştırmalar da var, şu an itibariyle sahada olduğumuz e, çalışmalar da var. Bunlara da dayanarak şunu söyleyebilirim, şayet yeni bir seçime gidilirse MHP bu tavrından dolayı kaybeden taraf yani olacak. Siz şunu mu diyorsunuz, MHP'liler, evet. ey MHP, ey Bahçeli? Ay bir arada bulunmalarına gerek yok, Hayır. kol kola girmelerine gerek yok. Yani şu anki beklenti bu bloğun AK Parti'ye karşı e, e, yani siyasi bir koalisyon oluşturmaları. Yoksa aynı çatı altında bir koalisyondan söz etmiyorum. Nasıl? Beklenti bu. Nasıl? Yani dışarıdan bir destek. HDP dışarıdan HDP. destek evet. diyebilir falan diye. Bu, ya biraz... Bunun arayışı içerisinde bir, er, olunmalı. Erdinç şey. Bey e, ne diyorsunuz? Sizin görüşünüz tam tersi. Yani e, Ahmet Hakan burada işsiz, atlanılan önemli bir şey var. Yani MHP'ye kayan özellikle Orta Anadolu merkezli Karadeniz merkezli üçlük oy Ak Parti'den kayan oy. Özellikle Ak Parti'nin çözüm sürecini iyi yönetememesi, orada ortaya çıkan türbülanslar kaygılar sebebiyle MHP'ye kaymış milliyetçi muhafazakar bir oy. Ya yani bunların hassasiyetleri ağırlıklı olarak çözüm süreciyle alakalı. Dolayısıyla çözüm süreciyle ilgili kaygılar sebebiyle Ak Parti'den MHP'ye kaymış bir seçmeni yani HDP nin de bulunduğu bir koalisyon formatı içine MHP'yi yerleştirmek derhal AK Parti'ye hızlı bir dönüşü getirir ki MHP'nin çok aleyhine sonuçlar ortaya çıkar. Bey, yani kayan destek, seçmenin niteliği esas itibariyle kayma doğru. gerekçesi birinci derecede çözüm süreciyle ilgili bir tepkidir. Yoksa bizatihi AK Parti politikalarıyla alakalı şiddetli bir muhalefete dayanmamaktadır bu. Yani bu e, özel durumu e, dikkate almak gerekiyor. Peki yani diğer taraftan Erdinço, yani MYP bir dakika. En birinci derecede. ağızdan Erdinç Hoca bir dakika. Deniz'in bir Devlet itirazı var. bu böyle bir modelin içinde yer almayacağını açıkladı. Doğru, açıkladı. Yani, yani, yani bu konuda başta, daha fazla yorum yapacak konuşacak bir durumda değiliz bence. En başta söylediği şey en doğru şeydi. Yani çözüm sürecindeki bir takım yanlışlara itirazlar. Çözüm sürecine itiraz e, değil. Yani e, çözüm sürecine destek hala %70. Ama çözüm süre, hocam da zaten en başında o cümleyi kurdu. Çözüm sürecinde yanlış gittiğini düşündüğü bazı şeylere tepki gösterdi. Yani orada dolayısıyla çözüm süreci üzerinden bir e, konumlanma söz konusu değil. Bence burada Devlet Bahçeli'nin MHP lideri olarak durduğu nokta önemli. Şimdi unutmayalım Devlet Bahçeli 2002'nin Kasım ayında e, Almanya'da gitti. E, erken seçim dedi. Ve e, Türkiye'de bütün siyasi dengeler e, değişti. Şimdi e, sosyal medyadaki tepkinin altında yatan şey de bu. E, sosyal medyada şöyle bir endişe var. Biz AK Parti'nin gidişine %60'la e, yani muhalefet bloğunu kastediyorum. Biz e, AK Parti'nin gidişine %60'la dur dedik. Ama bizim oy verdiğimiz insanlar bizim onlardan, be onlardan beklediğimizi yapmıyorlar gibi bir Tepki var sosyal medyaya yansıyan ee, ama ve... ben şeyde emin değilim bir dakika ne olur Bir dakika. benim emin olmadığım şey şu bu yüzde 60 gerçekten de böyle bir duyguyla mı oy kullandı yani yüzde hepsinin temel duygusu AK Parti ile hesaplaşalım bu AK Parti Hayır, gitsin. tabii ki yani bu olamaz mesela yani mesela ekonomik koşulların ben ben Türkiye'de her zaman seçim sonuçlarıyla büyüme rakamları arasında bir paralellik olduğu kanaatindeyim. Tamam. Yani ekonomi de etkili olmuş. Ee, MHP'li adam, MHP'li parti için bir dakika. Mesela CHP'li diyelim ki demiştir ki CHP'li ya kardeşim bu AK Parti gitsin yani çünkü çok işte hukuku bilmem şöyle oluyor böyle oluyor. HDP'li demiştir ki niye HDP'ye vermiştir? Yani Kürt meselesini çözmüyor. Adamlar bir hem dolma bahçede fotoğraf veriyorlar. iki ay sonra Kürt sorunu yoktur diyorlar. Böyle bir samimiyetsiz bir görüntü buna tepki olsun diye vermiştir. MHP'li de çözüm sürecinin bir federatif yapıya gideceğinden endişe etmiştir. Yani o %60 bloğun tamamı aynı duyguyla oy vermemiştir Bey. ki. Tabii. Ben Bey, hemen ama, ama veri şu paylaşayım var. Şu var. Yani re, yani araştırma sonucu paylaşayım. Çözüm süreci ve tavizlerin nerede yer aldığını konumlandır yani anlamanız için. Yaklaşık 13 yıllık AK Parti iktidarlarında bugüne kadar en beğenmediğiniz veya başarısız bulduğunuz hizmet konu proje hangisidir diye soruyorsunuz. Seçim öncesinde yapılan bir çalışma. Asgari ücret, emekli memur, işçi maaşları ve hakları, Yüce Divan'da bakanların yargılanması, özel, özelleştirmeler, eğitim 444 sistemi, Suriyeli sığınmacılar, din istismarı, israf cumhurbaşkanlığı sarayı. Yani aslında birçok konu var, birçok başlık var. Bunun içerisinde çözüm süreci ve tavizler %6'lık bir orana sahip. Dolayısıyla... Çözüm sürecindeki tavizler dolayısıyla Ak Partiden MHP'ye giden o yüzde üçlüğün tanımı sadece bu nedenle değil, birçok başlıktan etkilenen ama bunu ifade ederken belki çözüm sürecindeki tavizler dolayısıyla ifade etmiş olması e, önemli. Yoksa Ak Partiye karşıt bir pozisyonda değil, sadece e, yani her şeyi ben çok olumlu çok buluyor. Ya. Yani ben size e, iki şey söyleyebilir miyim bu konuda? Birincisi MeHP'in e, Demokratik Sol Parti ile kurduğu koalisyonda solcularla işbirliği yaptığı için e, seçimleri 2002 yılında kaybettiğini söyledi e, Ankara'daki konuğumuz. E, ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Demokratik Sol Parti ile yaptığı koalisyon Türkiye'de hiçbir koalisyonu veya tek parti hükümetinin cesaret edemeyeceği çok önemli iki adım atmıştır. İdam cezası Abdullah Öcalan tutukluyken. Yargılanıyorken kaldırılmıştır Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli demokratikleşme programlarından biri olan Avrupa Birliği ile bütünleşme için ulusal programı çıkarmıştır ve bu ulusal programın içinde Kürt dilinde yayın işte Kürtçe eğitim gibi maddeler de vardır ve MHP'li bakanların da bu ulusal programın üzerinde imzaları vardır. Ee, MHP'nin seçim kaybettiği seçimde DSP tamamen yok oldu ortadan. Yani o ANAP'ta Anap yok oldu. Çünkü çok büyük bir kriz yaşadık. 1999 depremini yaşadık. Bahçeli yanlış bir kararla erken seçim dedi. Yani ortada bu altına imza attığı kararların dışında çok daha başka büyük olaylardan kaynaklanan partilerin bir yıpranma süreci vardı. Yani yoksa Kürt meselesiyle ilgili aldığı olumlu kararlar veya solcularla yaptığı işbirliği MHP'yi batırmadı. Peki Başka siz, şeyler var Şey konusunda ne düşünüyorsunuz? İkinci konuda bir şey söyleyeceğim. Diyelim MHP AK Parti ile güzel bir koalisyon kurdu. Ee, bakanlıklar paylaşıldı. Herkes hayatından memnun. Ve CHP ile HDP e, yolsuzluklar, başka şeyler konusunda meclise önergeler vermeye başladılar. HDP o önergelerde ne yapacak? MHP ne yapacak? Şey pardon, öğrendi. MHP ne yapacak? Evet. Yani karşınızda <gülüyor> 220 <gülüyor> kişilik bir blok Peki, size şunu hareket mi? etmeye başlayacak. Mesela me MHP çok imkansız bir durumda kalacak orada. Peki sizce, e, aynı soruyu size sormak hmm. istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, e, yani yüzde %60 blok dediğimiz o blok, hepsi aynı duyguyla mı oy vermiş? Kesinlikle değil. Dediğiniz çok doğru. Farklı farklı duyarlılıkları, herkesin değişik nedenleri vardır. Ama e, bir... E, Hani bir ortak bir noktadan ortak, Faruk Bey'in söz ettiği yani bir ortak nokta. Bir şey nokta. de var diye düşünüyorum. Ortak, Ölçmüş biçmiş de öyle söylüyor somut, değilim somut ama. Şeyler üzerinden gidip. Hani bu gidelim çoğunlukçu mi? gidişten bir gidelim. hoşnutsuzluk var. So, somut şeyler üzerinden gidelim. Yani evet niçin? %60'ın hoşnutsuz olduğu somut şeyler. Evet şimdi birincisi bir yolsuzluk komisyonu kuruldu, bir tahkikat yapıldı. Ee, Başbakan Ahmet Davutoğlu Yüce Divana gönderme eğiliminde olduğu halde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son dakikada devreye girdi. Toplantı ertelendi. Soruşturma komisyonundan Yüce Divan'a göndermeme yönünde bir karar çıktı. Şöyle bir Belki dakika. Ahmet Davutoğlu da o oylamaya katılmadı. E, Katılmaman. Peki ötesinde... şöyle dört milletvekilinin yolsuzluklar nedeniyle suçlanan dört 4, bakanın. 4 bakanın aklanması. Evet. Birinci ortak nokta bu şimdi, mu %60'ın? Evet yani bu bununla ilgili şimdi Başkanlık Divanı 2 Temmuz'da kurulacak. Ve bir önergeye bakar. Yani fikri sağlar da bunu vereceğini açıkladı. Bu geldiği zaman başkanlık divanının önüne mecliste hele hele e, muhalefetten bir meclis başkanı varsa zaten başkanlık divanı oradaki çoğunluğa göre şekilleneceği için e, AK Parti azınlığa düşmüş olacak. Haliyle de bir süreç başlayacaktır. Bu konuda hiç konuşmamış milletvekilleri gerekiyor. Görüş bildirmemiş. Hepsi yeni zaten. Ve onlardan bir komisyon oluşturulabilir. AK Parti üye vermeyebilir ama çoğunluk olmadı. Yani karşı taraf çoğunluk olduğu için tamam. süreci başlatıp tamam, bu tamam. ilerleyebilir. Yani %60 bunu mu istedi? Bu ortak şeylerinden biri bu. Dolayısıyla Başka? mesela ben Durmuş Yılmaz'ın bize anlattığı bir teklif vardı. Mesela Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınmasına ilişkin 3 maddelik bir teklif verebilirim demişti mesela. Şimdi MHP Uşak milletvekili böyle bir tek kanun teklifi verdiğini Bahçeli varsayalım. Bahçeli de bunu zikretti zaten. Şimdi evet. Bahçeli hükümet üyesiyken, üye, hükümete üye olduğu halde e, MHP grubu buna destek verdiğinde e, AK Parti tarafı bu yüzden koalisyonu mu bozacak? Bozabilir. Yani o zaman seçime gidildiğinde halk ona göre bir değerlendirme yapar. Yok ki Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimiz diyor Davutoğlu. Ama Tayyip Erdoğan'a bir yani Tay orası başbakanlığa ait bir yer Hayır der. Hayır diyecek şimdi Erdoğan'ı siz saraydan alıp Çankaya Köşkü'ne göndermeniz kırmızı çizgi ihlali gibi. orada başka biri de oturuyor olabilir. Yani ya, şu, millet... an, yani şu andaki algı şu yani muhalefet birleşecek yüzde Erdoğan'ı saraydan alıp Çankaya Köşkü'ne göndermeye çalışacak. AK Parti de buna ses etmiyor. 60 etmiştir. şöyle bir tavır koyarsa milli iradenin %60'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ten beri Çankaya Köşkü yerleşkesinde bulunmuştur. Orası tarihi bir yerdir. Şimdi milli irade 292 milletvekiliyle böyle bir tavır ortaya koyduğunda ben ona bir şey demiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Milli irade eğer böyle bir tavır koyarsa diyorum AK Parti o koalisyonu bozar. İşte diyorum. Ben Benim söylediğim o, o. o tür yani ya. ben milli irade bunu yapamaz, Tabii yapmasın, işte onun için yapmamalı demiyor. Bu uzun ömürlü olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi çünkü diyor ki Davutoğlu Erdoğan bizim kızım kırmızı çizgimiz. Bu meseleyi de bir tür kırmızı çizgi meselesi haline getirirler. İşte i̇şte onun için tahmin. bizim o, hiçbir o, kırmızı o, çizgimiz yok, yok. dedi. Yok. Evet. Olsun. Ama Davutoğlu Erdoğan bu başka başka şeyler bağlamında olabilir. da böyle bir şey söyledi. Başında söyledi, sonra değişti. Sonra bunlar değişti, bunlar bunlar değişerek gidecektir. İşte demin söylediğim Çizgi şey, mesela çizgisi. bu bu kırmızı çizgilerden geriye gelecekler. Bir şekilde halka bunu anlatacaklar. Nasıl olacak? Şimdi seçmenin esas itibariyle küçük bir kısmının oyu değişti. Hı. Ne olduğunu anlamak için söylüyorum. Büyük çoğunluğunun değil. Hı. Kürtlerin üçte ikisi AKP'ye oy verirken, üçte ikisi HDP'ye oy verdi. Bu oy muhtemelen kalıcıdır. Yarın seçime giderseniz değişmeyecektir. Bunu düşünmeniz lazım. İkincisi, seçmenin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermemesinin temel nedeni genel itibariyle duyduğu tatminsizliktir. Kökeninde iktisadi performanstaki Bu düşüş da değişmedi var. diyorsunuz. Bu da değişmedi. Ve şu andaki ekonomik durumda iyi değil. İyiye de gitmiyoruz. Bu seneyi kötü geçireceğiz. Müsiyat Başkanı'nın açıklamaları var. Hükümet de kurmayı beceremezsek 2016'da kötü geçecek diyor. Dolayısıyla bunun bedelini hükümeti kuramama durumunda bütün partiler paylaşacaklar. Diyorsunuz ki bozarsa tabii. da gereği. Tabii tabii, e, tabii. sandıkta ona gösteririz. Mesela şu bizim esas derdimizin ne oldu? Bizim er, esas derdimiz birçok kimsenin yansıttığı gibi bizim burada tartıştığımız gibi hükümet kurulması değil. Hükümetle buraya geldik zaten. Bazı ülkelerde hükümet olmadığı halde ekonomi falan gayet iyi çalışabiliyor. 540 gün ama hükümet kuramamış de... Belçika'da ekonomi ama çalışıyor. Sonuçta kurulacak yani bir ülke. Tamam bunu anlıyorum ama Yan, atla arabayı yanlış yere koymamamız gerekiyor. Bizim derdimiz şu, Hakan Bey bahsetti, Türkiye'nin çalışan bir hukuk devletine ihtiyacı var, bağımsız yargıya ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var, güçlü bir meclise ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için meclisin ne yapacağına bakacağız. Hükümet mi kurar, hükümetsiz mi yapar? başka bir türlü bir formülle mi yapar beni ilgilendirmiyor. Ben beni diyor, hükümet hiç ilgilendirmiyor. Tamam diyorsunuz ki siz biz Anladın tehlikeli diyorsun. bir virajdayız. Evet. Demokrasimiz tehlikede. Evet. Kuvvetler ayrılığı tehlikede. Evet. Yargı bağımsızlığı tehlikede. Beni ilgilendiren şey bu bunları, sorunun çözülmesi. Bunları nasıl doğru hale getireceksiniz? Dolayısıyla herhangi bir hükümetin kurulması bizi istikrara taşımıyor. Şimdi yalnız Bunu yalnız yapacak bir dakika, hükümet gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kırmızı çizgilerin iyi tarif edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani saray ya da Çankaya Köşkü mevzusunun ben kırmızı çizgiye dönüştürüleceği kanaatinde değilim. Ama şunu yani razı olur mu diyorsunuz? Ama şunu varsayalım. Milli irade ediyoruz. Her şeyin üstünde diyoruz. Bu ülkenin bütçesini kim onaylıyor? Meclis. Meclis onaylıyor. Nerede? Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi gelecek. Şimdi evet. Mesela sarayın maliyeti çok yüksek. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinde bu işte Ekim ayında bütçe görüşülürken gözle görülür bir artış olduğunu varsayalım. Ve Plan Bütçe Komisyonu'nda 292 milletvekilinden oluşan bölüm daha güçlü. Biri çıkıp diye sorarsa derse ki ya geçen sene 150 milyon olan bütçeyi bu sene niye 300 milyona çıkarıyoruz? Ne değişti? Yani Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Kenan Evren'den ne değişti de şu anda Cumhurbaşkanlığının harcamaları iki katına çıktı. Şimdi bu Kesinlikle soruya harcanmış olan örtülü edenek ha, var. Bu soruya, nereye gittiğin hesabını sormaya bu kalkarsan. Bu soruya AK Parti'nin oradaki temsilcisi ne diyecek? Diyecek ki saray var. Yani yeni bir yere geçildi. Ama biz bu kadar zengin bir ülkedeyiz, bütçemiz Yapılmış ortada. Yapılmış saray var, Ülçeyi... ne yapacağız? Sarayı ne yapacağız? Hayır gerekçesi Şöyleyeyim, yok bir de söyleyeyim. belediyeden de geçirildi sanırım. Bir de yani. belediyeden de geçti. Evet. Onlar onlar belediyenin yapıp, kanunla yapması gereken bir şeyi belediye yapıyor. işte. hukuk evet. devletiyle ilgili o tartışmalar da yapılacak. Söyleyeyim işte aile bakanlığı bizim Ankara'da gazetemizin yanındaki bina kirada duruyorlar. Aylık kirası 850 bin lira, bir aylık gideri 2 milyon lira. Sadece temizlik, güvenlik bilmem ne. Şimdi bunun diğer bakanlıklarla birlikte saraya taşındığını düşün. E, Durmuş Yılmaz'ın zaten zikrettiği o şey buydu. Şimdi bunlar bakanlıklar saraya taşınsın. Evet. Cumhurbaşkanlığı Çankaya. Evet. Yani bunu bunu tamamen Tayyip Erdoğan'dan bağımsız ekonomik e, verilere dayandırsa Rakamlara dayandırsa, önümüzde kriz var dese işte müsiat söylüyor, tüsiyat söylüyor. Hiçbir itirazım yok Denizci. Ak ama Parti ben buna diyor, nasıl itiraz edecek? Ben, yani değil. Yani, nasıl itiraz AK edecek? Ak Parti yani, Erdoğan'dan bağımsız, Erdoğan'ın istemediği, Erdoğan hoşuna gitmeyecek bir şey yapar mı? Yapar mı değil bence soruyor. Hayır yapabilir. Mil, mi? Yapabilir mi? Milli iradeden bahsediyoruz. Tamam canım. Milli ben... irade çıkıp 292 üyeyle koalisyon hükümetine rağmen örtülü ödeneğin, Çankaya Köşkünün örtülü ödenek kullanma hakkını kaldırırsa Bak, şöyle, ne olur? Aramızda şöyle bir şöyle bir fark var. Ben şeye de, hani bunun olmaz, böyle bir şey olmaz. Bu olamaz demiyorum. Böyle olmalıdır. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Fakat diyorum ki AK Parti bunu böyle algılamaz. Peki, Faruk bunun Bey e nedeni soralım. de Erdoğan. Fark Bey e Faruk şunu Bey de Bey e şunu soralım, soralım o zaman. Cumhurbaşkanımız daha fazla para harcamak istiyor bu nedenle koalisyonu yıktım der mi bir siyasi parti? Ya onu öyle takdim etmezler. Başka bir şekilde takdim ederler yani. yani. Şöyle. hayır ama onu siz Şimdi... öyle takdim edeceksiniz veya yani siz derken şahsen siz değil. Medya, basın tabii. ve muhalefet öyle takdim edecek. Onlar da tabii başka şekilde takdim Şimdi edecek ama öncesi ama te temel evet, temel evet. itibariyle temel itibariyle problem şurada yatıyor. Bütçe meclisin yapacağı bir şeydir. Meclis çoğunluğunun meclis çoğunluğu ne derse bütçede o çıkacaktır. Veto ederse saray parasız kalabilir yani. Tabii Böyle bir riziko var. Bunu göz önüne almak durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. Buna rağmen koalisyondan ben çıkıyorum derse onun sonuçlarına herkes katlanır. Katlanır. Tamam. Doğal. Onu o yani. yüzden buna müsaade etmez zaten Cumhurbaşkanı diye ben az önce söyledim. Şimdi e, genel olarak hükümete olan e, performans beğendirlik düzeyi e, genelde AK Parti'nin aldığı oy oranının %20'yi %25 dolayında daha üzerinde çıkıyordu. Yani %70'lere kadar varmış Neyin? bu oran. İşte AK Parti'nin genel olarak Polisi performansından memnun musunuz, politikalarından memnun musunuz sonucu. Fakat 17 ve 25 Aralık operasyonları sonrasında bu oran e, özellikle gezi olaylarıyla birlikte kırılma noktasında ama 17 ve 25 Aralık nokta, e, operasyonları sonrasında da net ikiye ayrıldı. Yani köşeleri evet. belli oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin oy oranı neyse performans ve memnuniyet oranı da aynı noktaya geriledi. Evet. Şimdi buradan bağlantısı. hemen şuna bağlayacağım. Şimdi... E, Mesela seçim öncesinde tüm siyasi partilerin elinde bulundurduğu argümanlardan bir tanesi israf Cumhurbaşkanlığı sarayı meselesiydi. Bu toplumda dikkate değer bir algı e, oluşturdu diyebiliriz. Yani e, hizmet diye sorduğunuzda, olumsuz diye sorduğunuzda bunu artık ifade edebilir düzeyde bir e, çıkış noktası var. Cumhurbaşkanlığı sarayından rahatsızlık gibi, Cumhurbaşkanlığı'nın tutumundan rahatsızlığa dönüştüren bir yelpazeye dönüştürdü. Bu siyasi partinin kullandığı en önemli ve başlıca argümanlardan bir tanesi olması dolayısıyla böyle. Tamam. Şimdi seçime giden bir Türkiye'de ya da CHP-MHP-HDP'nin birlikteliği de buradan bir çıkışla yani işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolsuzluklar, Yüce Divan meselesi vesaire gibi bir nereye e, şeye dönüştürürse AK Parti'nin zaten ne yükselmesine ne de gerilemesine neden olabilecek bir şey. Şu an 40 zaten bir blok olarak duruyor. Ama karşıdaki blok da tam olarak %60 olarak duruyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. MHP buradan, yani AK Parti-MHP koalisyonunun gerçekleşmesi MHP'nin alacağı oy oranından, yükseleceği oy oranından CHP-MHP-HDP koalisyonunun gerçekleşmesi çok daha anlamlı olacaktır. MHP bunu görmüyor şu Şimdi an. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu da ben şimdi konular birbirine karıştı, Şunu endişeleniyorum. endişeleniyor. E, sistematik şimdi içinde Bu %60 60'ın birlikte hareket etmekten kaçınamayacağı birkaç kalem konu var. Evet. Tamam, onları konuştuk, evet. biliyoruz. Bunlar vardı. Dolayısıyla evet. birlikte olmaları ne kadar zorsa da bir koalisyon Bazı olarak, konularda bir araya gelir. Ayrılmaları ben. da o kadar zor. Anladım. Yani ne seninle ne sensiz durumu yaşayacakları bir süreçten şöyle bir, Şöyle toparlayalım, yani. Ee, üçünün bir koalisyon oluşturması çok zor çok görünüyor. İmkansız. i̇mkansız neredeyse. Ayrılmaları da imkansız. Üçünün <laughs> e, Cumhurbaşkanlığı meselesi, dört bakanın yüce divana gönderilmesi meselesi, gibi konularda aynı davranmak zorundalar. Zor. Yani bir de, bir de, bir böyle toparlayalım de... ama başka bir konuya geçmeme ne olur izin verin. Bir de AK Parti'nin daha az güce alışması gerekecek. Evet. Bu belki. da çok önemli bir konu. Şimdi bir bunu da göreceğiz. Şimdi başka bir konuya geçelim. Bunu yeterince tartıştığımızı düşünüyorum çünkü çok az vaktimiz kaldı. Esas konuyu konuşamadık. AK Parti MHP koalisyonu bazı gazetelerde böyle çok iddialı başlıklarla atıldı bakanlar paylaşıldı. Bakanlıklar paylaşıldı. Paylaşın. Şu kadar bakanlık şuraya verildi. Şöyle oldu falan evet. diye bayağı bir haber yapıldı yani ve bu hatta e, olmuş bitmiş bir iş gibi göründü. E, deniz nedir bu işin aslı faslı? Yani hakikaten Şimdi, var mı böyle bir şey? Bir AK Parti ile MHP arasında biraz önce en başta söylediğimiz o yöntemle bir temas Söz konusu. Böyle bakanlık falan paylaşıldı ee, mı? Bu kadar detaya indiklerini zannetmiyorum ee, çünkü önce ilkesel açıdan birleşmeler lazım, İlkesel açıdan bir koalisyon kurma konusunda anlaşmaları lazım. Henüz o aşamaya gelmediler ama. Niye bu haberler çıktı o zaman? Çünkü insanlar görüşüyor yani üç üçer kişilik komisyonlar bir şekilde buluşuyor. Ama böyle bakanlık isimleri hepsi palavra mı yani birisi alıyor? Çoğu palavra. Yani birçoğu da durumdan vazife çıkarıp partiler arasında mesaj taşıdığını e, iddia eden evet. insanların... Getirdiği haberler. Usta, evet biraz kimi temenni kimi de, öneri kimi hani e, çok e, net konuşmak mümkün değil. Peki, bir şey Ama soracağım. AK Parti ile MHP arasında bir kanal açıldığı e, ve e, nabız yoklandığı doğrudur. AK Parti MHP... E, diyelim ki %70 ihtimalse AK Parti CHP %30 ihtimal mi? Bugün biraz eşitlendi gibi o şeyler. Nasıl yani oldu? Bahçeli'nin tavrından dolayı. E, ben, ben, genellikle liderlerin ya da partilerin açıklamalarına bakıyorum. Yani e, Bahçeli biraz MHP'lilerin koalisyon hevesli gibi heveslisi gibi görünmesinden rahatsızlık duydu ve özellikle de Cumhurbaşkanının 1071 konusundaki açıklamalarından sonra hem frene bastı hem biraz geri çekildi ee, ve aynı gün tesadüf bu ya hem Gürsel Tekin hem işte CHP'nin bazı yöneticileri Ak Parti ile ilgili pozitif açıklamalar yapmaya başladı yani bir netice itibariyle iki partide de şunu görüyoruz biraz önce konuştuğumuz seçenek zayıfladı en güçlü seçenek Ak Parti ile bir koalisyon e, MHP'yi mi seçecek, beni mi seçecek e, noktasında Noktası. bir şey başladı. Anladım. Yüzde 50-50 mi CHP, yani, AKP? Şey. Hani MHP yüzde 60 olabilir, CHP yüzde %40, 40, olabilir. Ama, bugün ama CHP lehine doğru biraz bir kayış oldu. Kayış diyor. oldu. Anladım. Çok, yani bir hafta önce de tam tersiydi. Tam tersiydi. Evet. Hava daha farklı. Evet, esiyordu, CHP lehineydi. Aleyhine. Hayır. Bir hafta önce e, AK Parti CHP ihtimali daha yüksekti. Öyle Müs miydi? müsiyat tüsiyat vesaire ve dış bağlantılar. Bir de tabii bugün mesela yeniden CHP'nin konuşulmasının nedenlerin biri de uluslararası konjonktür. İşte PYD meselesi, Türk dış politikasının tıkandığı nokta, bunların hangi hükümetle aşılabileceği, Peki. Avrupa Birliği vesaire. CHP seçeneğini yeniden e, e, yukarı doğru taşımaya, taşımaya başladı. başladı. Şimdi sayın seyirciler. AK Parti MHP ile mi koalisyon kuracak, yapacak yoksa CHP ile mi yapacak? Aslında esas e, tartışma konusu bu. Deniz e, her iki seçeneğin de masanın üstünde olduğunu söylüyor. E, MHP'nin biraz daha ağır bastığını. Bugün e, Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı MHP ile olsa daha iyi olur dedi. Şimdi şunu unutmamak lazım. Numan Kurtulmuş ve Nihat Zeybekçi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a e, konum itibariyle en yakın isimlerdi. Yani e, Bakanlar Kurulu toplantısı köşkte yani yapıldı. Erdoğan biraz daha MHP'ye mi yatkın? Şimdi yani? onların e, ikisinin de erken seçim ihtimalini düşük verip e, koalisyondan bahsetmeleri, Nihat Seybekçi'nin açık açık MHP'den söz etmesi sanki AK Parti'nin e, Cumhurbaşkanı'na yakın tarafında, kanadında MHP daha ağır basıyor gibi görüşünü er, Erdinç Bey, sizce hangisiyle yapar Ak Parti koalisyonu? MHP ile mi? Ak Parti e, CHP ile mi? Valla bence Deniz Bey çok güzel özetledi son tabloyu. Hatırlayın seçim akşamı ben sizin programınızda e, büyük ihtimalle bir Ak Parti MHP koalisyonunun olabileceğini söylemiştim. E, fakat son 4 güne kadar bu e, bakış açımda e, sabittim. Fakat son 4 gündeki gelişmeler, MHP'nin orada bahsedildiği gibi geri çekilmesi yeni bir tablo yarattı. Bir miktar MHP'nin tavrında e, sanki erken seçime doğru bir hava da görüyorum açıkçası. Yani daha doğrusu erken seçimi de seçenek olarak gören bir siyasi bakış açısı var. Benzer bir bakış açısının Hükümetin tavrında, AK Parti yönetiminin tavrında netleşmese bile Tayyip Bey'in etrafında kısmen netleştiği gibi bir fotoğraf alıyorum. Meselenin birinci yanı bu. Dolayısıyla bu bakımdan bir tür benzerlik var. Şimdi son dönemde ağırlık olarak uluslararası lobilerin, Türkiye'deki sermaye çevrelerinin bir AK Parti-CHP koalisyonu konusunda çok ısrarlı oldukları ve Deniz Bey'in de bahsettiği gibi işte Orta Doğu'daki gelişmeler, bu e, PYD, işit vesaire tartışmaları etrafında Türkiye'de Batı'yla daha uyumlu bir iktidar kompozisyonuna ihtiyaç duyulduğu yönündeki yaklaşımlar e, Ak Parti e, CHP koalisyonunun e, ortaya çıkmasını mümkün kılacak mı? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ben fakat ben e, daha zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Eğer böyle bir iktidarı Ak Parti isterse CHP Cenan'ın bir miktar buna hazır olduğunu, fazla sorun çıkarmayacağını düşünüyorum açıkçası. E, meselenin birinci yanı bu. Fakat e, çözüm süreci başta olmak üzere bazı konularda Türkiye'yi gerçekten rahatlatacak böyle bir koalisyonun AK Parti'yi belli konularda çok sıkıştıracağı, hani MHP'nin ontolojisinden bahsetmiştik ya, benzer bir şekilde de AK Parti'nin siyasi olarak kendini deklar ettiği ontoloji bakımından e, CHP ile koalisyonun belli sıkıntılar yaratabileceği e, düşünüldüğünde e, ben AKP, halen daha Ak Parti MHP e, koalisyonunun eğer erken seçime gidilmezse birinci seçenek olduğunu düşünüyorum ve e, Ak Parti ile MHP arasında var olan bu mesafenin kırmızı çizgilerin esnetilerek bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ak Parti CHP e, e, Ak Parti MHP koalisyonun önüne açan bence en önemli gelişme çözüm sürecinin etki en önemli bayraktarı olmuş Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin bölgeden ciddi bir oy kaybıyla bu seçimde çıkmasının büyük bir travma yarattığını ve MHP'ye dönük ilgiyi artırdığını düşünüyorum. En azından kısa ve orta vadede büyük çapta artık çözüm sürecini bir süre askıya alma, yeniden revize etmek, gözden geçirme... İşte seçim sürecinde bahsedilen MHP'nin bazı konularda haklılığını ortaya koyan tablolar, Ak Parti ile MHP arasında bir koalisyonun çözüm sürecinin gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirirken bazı özellikle PKK'nın silahlı güçlerin etkili olduğu zeminlerin temizlenerek yeni bir yapının ortaya çıkması bakımından MHP ile koalisyonun daha etkili, daha yararlı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim size sözü, sözü devretmeden. Bir defa kimle koalisyon kurulursa kurulsun ben bir koalisyonun ömrünün iki yıldan daha uzun olacağını sanmıyorum. Eninde Peki. sonunda Türkiye'de bir erken seçim söz konusu olacaktır. Peki çok teşekkürler. Size bir şey soracağım Erdinç Bey. Bir sıralama yapsanız. Mesela üç tane seçenek söyleyeceğim ben şimdi. Bütün konuklarımıza bunu söylemek istiyorum. AK Parti MHP, AK Parti CHP erken seçim. Yani yüzde kaç erken seçime verirsiniz? Yüzde kaç MHP'ye verirsiniz? Yüzde kaç AK Parti CHP'ye verirsiniz? Vallahi ben şu anda erken seçimi yüzde elli olarak görüyorum. MHP ile koalisyonu yüzde otuz. CHP ile koalisyonu yüzde on yüzde yirmi civarında görüyorum açıkçası. Deniz sen bu konuda ne dersin? Ben erken seçime AK Parti'nin direneceği kanaatindeyim. Hocam biraz saray civarından bakıyor. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Ee, erken seçim ihtimalini ben yüzde %20 görüyorum. Ee, AK Parti MHP, AK Parti CHP? %30 civarında AK Parti CHP, %50 civarında da e, AK Parti MHP. Faruk Bey? Vallahi erken... Bir araştırmacıya... Ben %80 bekliyorum. Ne için? Erken seçim. Erken seçime %80. %10'ar da diğer ihtimaller. %80. Belki CHP Aslında biraz daha. Ne? zaman Kasım ayında bir seçim mi? Evet, evet. Evet. Yani bir ihtimal dahilinde olacak olsa da. %10'ar diğer seçim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki %11 diyebilirim. Nedeni de şu. CHP biraz daha böyle. Anladım. Biraz daha bence yukarıda. Çünkü MHP ile olan birliktelik şimdi siyaset eşittir başarıysa sonuçsa vesaire herkes tabanını korumaya, muhafaza etmeye ve aynı zamanda buradan bir başarı elde etmeye de çalışacaktır. Dolayısıyla Doğru. MHP, AK Parti birlikteliği AK Parti'ye yarar sağlar. Bunu çok net söyleyebilirim. Yeni bir seçime gidilmesi 3 ay sonra bakıldı, bir uyum oluşmadı ve seçim kararı alındı. Ee, MHP'ye oy vermiş olan, o AK Parti'ye de oy vermiş olan seçmen var ya o %3'lük. Onların tamamı AK Parti'ye diyecekler ki yani tamam biz ettik sen etme diyerek tek Eri parti dönerler. iktidarını destekler düzeyde bir e, süreci de, şey yapacaklar. AK bir Parti'nin geri alacak. kalan Kürtleri eee nereye gider mi? AK Parti'nin geri kalan küsleri değil ama değil, Kürt yani. Kürtleri işte dediğim gibi e, orada aynı zamanda HDP'nin az da olsa kalan AK Parti seçmeni, Kürt seçmeni bu MHP birlikteliğinde şunu söyleyecektir. E, tamam artık bizi gözden de çıkardı deyip e, bu anlamda tamam. yani tabii yani. hepsini kaybetmesine sebep olur. Aslında sonuç olarak çok şey değişmez ama MHP burada kazançlı çıkamaz. CHP ve HDP'nin kazancına olur diye düşünüyorum. Peki AK Parti CHP olursa? E, AK Parti CHP olursa yani e, Türkiye'de tabii belli Bu, bu nedenle var. mi AK Parti CHP'ye daha fazla şans veriyor? Evet. Yani hem piyasalar bunu böyle istiyorlar. Bence etkisi büyük ölçüde var. E, hem CHP'nin mevcut siyasi pozisyonunun da değişime uğramaması için bir kere AK Partiye işte az önce Deniz Bey'in söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı sarayından bakıldığı yoksa Davutoğlu ve yeni genel başkanın sürecinden öyle. bakıldığı da önemli. Şimdi genel başkan yeni genel başkanın Ahmet Davutoğlu'nun bir şekilde koalisyonu zorlayacağını biliyoruz. Bugünkü oluşturduğu oluşturmaya çalıştığı havada da bu. Çünkü kendisi yıpranmış biri değil ama niye o zaman yüzde %80 diyorsunuz erken ama yukarıda bu kararı verecek olan mercinin saray olduğu düşünülürse ben Ahmet Davutoğlu'na böyle bir şansın verileceğini açıkçası Peki. düşünmüyorum. Ben şöyle bir ihtimal hemen söyleyeyim bu görüşmeler yapılacak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ahmet Davutoğlu özellikle de Kılıçdaroğlu buradan bir sonuç almaya çalışacak. MHP burada kendini neye göre konumlandırıyor onu anlamış değilim. Yani neyine Peki, güven, neyse. güvenerek yani, yapıyor bilmiyorum. Ama bilmiyorum. şu süreçte şunu söyleyeyim burası önemli çünkü AK Parti iyi niyetli olarak bir koalisyon arayışında bulunacaktır. CHP'ye de MHP'ye de aynı mesafede ama CHP'nin burada daha fazla kırmızı çizgilerinden taviz verme noktasında olacağı izlenimini pozitif dilini gördük o ihtimal biraz daha fazla olmasının nedeni de bu. Şimdi yani erken seçim yüzde %80 diyorsunuz. Yani evet. yukarısı karar verir. Tabii. Eğer bir ihtimal Ahmet Davutoğlu karar merciği olursa CHP. orada da CHP daha avantajlı. Evet, ben Onun için de Ahmet Davutoğlu için büyük bir sınav var şu anda. Yani liderlik sergileyip sergilemeyecek. Elbette ki yani evet halk seçti cumhurbaşkanını ama partili cumhurbaşkanı Hani başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanımızın istediği e, yönetim biçimlerinin yerarşik dizilimiydi. En alttaki partili cumhurbaşkanlığıydı. Halkımız onu da reddetti. Evet, tabii. Yani haliyle cumhurbaşkanının artık AK Parti genel başkanı gibi kararlara müdahil olma ortamı ortadan kalkabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Ben cumhurbaşkanına çok yakın isimlere doğrudan sordum milletvekili olan. Yani o kadar uğraştınız, seçildiniz. Hani insanın önüne bu milletvekilliği sıfatı o mazbata kolay kolay geçmez eline. Yani ee, istemiyorlar. Yani erken seçimi hiçbir yani milletvekili milletvekilleri isterse istemesin Sonuçta hükümet kurulamazsa erken seçime gidilir. Ama işte milletvekilleri partilerini genel başkanlarını hükümet kurulması hükümet doğrusu. kurmaya zorlayabilir. Zor, bir... Türk serisi konusunda e, ben e, meseleleri sayılara dökmenin vahim hatalar doğuracağını düşünüyorum. HDP'nin aldığı %13 sadece bir sayı değildir. Çok ciddi bir e, toplumsal e, talebi gösteriyor. Bu meselenin çözülmesi konusunda sadece Kürtlerin neredeyse %75'inden değil ama Türkiye'nin başka kesimlerinden de e, HDP'ye oy veren birçok insan e, bu meselenin çözülmesi ve sadece Kürt meselesinin çözülmesi değil bu Türkiye'nin bazı demokratikleşme sorunlarının da çözülmesi konusunda ortaya bir talep koydu. Bu küçük bir çocuktur ama e, sofraya oturdu. E, taleplerinin karşılanmaması durumunda ciddi problemler e, çıkacağı da çok küçük. Koalisyon çıktı. formülleriyle nasıl? Şimdi dolayısıyla yani? bu meseleyi dışlayarak biz bu çocuğu sofradan atalım, evin de dışına atalım şeklinde bir koalisyon Türkiye'de yürümez. Yani MHP MHP AK Parti koalisyonu eğer çözüm sürecini biz bitirelim ee, ve Kürtleri de şart o. Kürtleri de yani çeşitli yolları var ama şu olursa tekrar şiddet politikalarına dönelim. Ee, veya gizli Güvenlik... açık şiddet güvenlikçi devlete yeniden geçelim türü bir şey çıkarsa ortaya bir siyaset. Özellikle Suriye'deki durumu göz önüne aldığınızda, Türkiye'deki yükselen talebi göz önüne aldığınızda bu Allah muhafaza Türkiye'de onarılmaz sorunlar yaratabilir. Ben Dolayısıyla öyle bir, AK Parti MHP... MHP koalisyonunun çözüm sürecini dışlayarak kurulması Türkiye'de sermaye çevrelerini, Türkiye'nin müttefiklerini batıda en çok rahatsız edecek mesele koalisyonun kendisi değil, koalisyonun birinci gündem maddesinin çözüm sürecini veya Kürt meselesini şiddetle, güvenlikçi bir yaklaşımla çözmeye e, soyunmasıdır diye düşünüyorum. Yoksa AK Parti, MHP'de hiçbir sorun yok. Başka şeyleri yapacak olsalar. Dolayısıyla... E, AK Parti, CHP bana daha mı mantıklı geliyor? Şöyle geliyor aynen. E, yani Türkiye'de hem çözüm sürecini e, bir biçimde e, meclis çatısı altında, şurada burada yoluna koyacak. Hem ekonomik anlamda bütün çevrelere güvence verecek hem de en geniş tabanlı e, koalisyon olması itibariyle böyle bir büyük koalisyonun iki yıl için, bir yıl için her neyse daha e, Türkiye'nin müttefikleri ve içerideki e, Yükselen taleplere cevap verebilme açısından daha makul bir koalisyon seçeneği olarak ortada durduğunu söylemek makul mümkün. Makul ama gerçekçi mi? Gerçekçi mi? Gerçekleşebilmesi için işte demin hocamın bahsettiği o kırmızı çizgiler meselesinin o şeyin kapalı kapılar ardında şurada burada bir biçimde şey yapılması lazım. Şimdi MHP ile AK Parti diyelim pazarlığa oturduğunda MHP diyecek ki güvenlikçi devlete geçelim. Şimdi AK Parti'nin her ne kadar seçim sırasında Kürt sorunu yoktur falan denmiş olsa da 5 yıldır kendisini bu sorunun çözümüne öyle ya da böyle adamış. Ama son bu konuda paketi çok da Orada. Bu konuda çok Parti ciddi de. adımlar atmış bir partinin. Ama yine de bu yolu açmış. Bu yani. yolu açmış, işte evet. televizyonları Çözüm açmış. Hepimiz şey bakın burada Kürt falan diyoruz, konuşuyoruz, rap gitmüyoruz, bir destan değil evet, mi? Evet. Şimdi bu konuda bu kadar işi başlatmış bir partinin. Ben aslında bütün bunları yaparken hata yapmışım. Haydi şimdi milliyetçilere dönüyorum demesi olacak iş değil bence. Yani şimdi buradan mı adım geri adım atmak kolay? Yoksa? İşte demokratikleşme, hukuk devleti gibi konularda yapıyormuş gibi yapıp yapmayarak şudur budur gibi mevzularda kırmızı çizgileri hafif pembeleştirerek gitmek mi kolay? Yani CHP daha yani kolay. CHP daha kolay gibi görünüyor. Çünkü çözüm sürecinden geri adım atmanın Türkiye'ye maliyeti sadece sayısal bir maliyet değil, siyasal bir maliyettir. Ciddi büyük bir maliyettir bu bir. İkincisi erken seçimin size katılıyorum. Ee, bu e, sonuçları değiştirmeyeceği ortada. Yani erken bir seçim e, hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumunu da getirebilir bir belirsizlikler AK Parti için. Yani ben MHP'ye giden milliyetçi oylarımı geri alayım şu partiyi şöyle atayım manipüle edeyim de şu Orta Anadolu Karadenizli seçmenleri Kürtleri zaten kaybettim. Kendime çekeyim. Ya yani bu mantık tutmaz. Böyle mühendis. böyle Hocam zaten tutmadı Tut. yani Seçim Bu siyasi e, sorunu yoktur denildi. Yani ve velevki tuttu. Kürtlerden alamadı. Kürtlerden gitti. Velev ki Milliyetçileri de kaybetti. Tuttu tuttu ve yani. erken seçimi oldu. Velevki tuttu ve 287 milletvekiliyle AK Parti diyelim iktidara geldi. Karşısında da O ve... zaman rahatlar tek başına iktidar Hayır, yönetemez mi? Meclis çoğunluğu var. Ama çok küçük bir çoğunluk, 5-6 milletvekili var arada. Ve e, böyle bir meclis de ciddi sıkıntılar yaratır. Dolayısıyla ben erken seçimin öyle ya da böyle e, gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Faruk Çünkü, Bey ama %80 dedi. siz. Ben Ama Cumhurbaşkanı'nın e, karar vereceği... Ha, bir tek şunu bilmiyorum doğrusu, yani. hiç bilmiyorum. Bunu benden çok daha iyi bilen insanlar vardır. Yani ben yapı, yapısal analizler yapıyorum. Ama... Yani Emir Demiri keser. <laughs> Onları bilmem. <laughs> Yukarıdan bir yerden bir, bir, de bir detay detaylı durduk bir durduk yerde bilgi. başka kararlar alınır onu bilemem. Ama e, e, rasyonel olarak Şimdi, yürümesi gereken süreç sanki böyle bir süreçmiş. Şimdi Ak Parti'nin karar vericilerinde de şöyle bir e, değerlendirme var. Bunu da yabana atmamak lazım. Bahçeli e, sert bir lider. Yani e, Meral Akşener konusunda meclis başkanlığı konusunda çıkışını gördük. Emir Demiri keser durumu. MHP'de söz konusu. Dolayısıyla e, Ahmet Davutoğlu bir hükümet kurup uyumlu bir şekilde yürütmek için e, Bahçeli'yi ikna ederek hedefine ulaşabilir. CHP için Ak Parti yöneticilerin en çok önlerine koyduğu e, kaygı CHP grubunun e, niteliği. Çoğunluğu e, ön seçimde gelmiş. Biraz, evet. İşte ben bir Ak Partili'nin ifadesiyle söyleyeyim. E, tabi tenzih ediyorum yani Hüseyin Aygün e, önemli bir isim e, Tunceli'den evet. geldi siyaset yaptı ama bir AK Partili'nin bir ifadesi vardı e, şu anda CHP'de 60 tane Hüseyin Aygün var ne demek bu yani Abi, ya onun gibi isimler var. neyse olan... yani toparlarsak netice itibariyle kastettikleri şey şu biz Kılıçdaroğlu'yla bir şeyler yapmaya karar versek bile bir hükümette CHP grubunu, parti disiplinini sağlayamayacağı için uyumlu gibi görünse yani, de sonuç olarak CHP ile idare etmek, CHP ile bir koalisyon sürdürmek, MHP ile sürdürmekten daha, daha zor, zor olabilir. Değerlendirmelerde var. var. Normal Peki bir ülkede Bir, bir sadece dakika. Parantez. Ama yani tek ise söyleyin. Ne olur? Deniz Baykal görüşmesini es geçmeyelim burada. Deniz Baykal içeriden bir ekip oluşturup AK Parti ile bir hükümet alabilir. O ayrı bir form. Arayabilir. O ayrı O, bir ayrı o başka. güneş motel gibi bir form. Ama o ayıp olur ya. Şimdi, ya onu bir, 2015. Şimdi yani. Deniz Baykal reddetti. Şi, yani. Deniz müsaade, Baykal müsaade. da yapmaz onu zaten. Müsaade ederseniz, ben de bu güzel konuşmalara katkıda bulunmak istiyorum. Birincisi. Çözüm süreci diye bir şey yok. Sizler ömür. Dirilir, dirilmez. Mevtayı kaldırırsınız bilmiyorum. Neden yok? Unutmayın. Burada Kürtlerin üç tane isteği var. İktidarı paylaşacaklar. Yani yerinden yönetim olacak. İki demokrasi olacak. Üç hukuk devleti olacak. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunların üçünün olması da mümkün değil. Onun için öldürdü süreci. Bu süreç bitmiştir. Dolayısıyla MHP ile yapılacak koalisyon gayet kolay olur. Hiçbir problem yok. Orada tercihini yaptı. Tayyip Erdoğan yaptı. Ve dolayısıyla MHP ile bir koalisyonun altyapısını kurdu seçime giderken. Çalışır çalışmaz o ayrı mesele. Bu bitti. Onun için çözüm süreci üzerinden düşünmeyin. Çok yanlış bir düşünce bu. Kürtleri kaybetmeyi göz aldı diyorsunuz. O iş bitti. Yani çünkü Kürtlere demokrasi vermeniz lazım. Kürtlere de veremezsiniz. Hakan Bey or orada katılıyorum. Herkese vermeniz lazım demokrasiyi. Eğer demokrasi üzerinde anlaşabileceklerse Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı meselesini çözmeleri lazım. Cumhurbaşkanı orada dururken ve Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde gölgesi bu kadar etkili bir şekilde düşerken Cumhuriyet Halk Partisi ile ne üzerinde anlaşır? Hocam bu bir zamanlama meselesi. Yani zamanlama meselesi. Doğru da bir bir... bugün bugün meselesi. Şu adımı, şu so ya bu biraz bir pragmatik an... bir çözüm pra meselesi. pragmatik meselesi değil. Tamamen anlattığıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Peki. verdiği sözle ilgili. Peki Türkiye'ye Diyor ki Türkiye'ye adalet getireceğim. Cumhurbaşkanı'nı anayasanın içine anayasanın içine çekeceğim. Anayasayı 11 Ağustos 2014 ile 7 Haziran 2015 arasında her gün çiğnemiş bir cumhurbaşkanı var karşınızda. Nasıl çekeceksiniz anayasanın içine? Şimdi bunu yapabilmek için anlaşmanız lazım Adalet ve evet. Kalkınma Partisi ile. Ciddi bir başka problem çıkıyor. Demin söylediğinizi, sizin söylediğinizin tam tersini. Cumhuriyet Halk Partisi anlaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi bildiğini okumaya başladı iktidarda. Ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Koalisyonu bozacak. Buyurun. Kimin üzerine yıkılacak bozma? Küçük ortağın. Küçük ortaklara koalisyonda ne oluyor? Avrupa'da görüyoruz. Bugün Liberal Demokrasi Partisi diye bir parti var mı İngiltere'de? Veya Almanya'da bizi izleyenler varsa Almanya'yı daha iyi biliyorlar. Hür Demokrat diye bir parti var mı Almanya'da? Dışarı i̇şte ortak konudaki gidiyor. kaygısını dile getirdi. Ve örnek olarak da tutuklu milletvekilleri konusunda... AK Parti ile yaptıkları Tabii. mutabakatı verdi. Bu Bunun çeşitli örnekleri rağmen, var. İki tarafı da e, güvensizlik var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de derin bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı güvensizlik duyuyor. Bir şeyin altına imza atmanız demek hele Türkiye'nin kültüründe ona uymanız anlamına ama gelmiyor. burada hocam şöyle bir sorun ortaya çıkmıyor Çok mu? Çok ciddi şimdi, problem var burada. Şimdi o zaman e, yani böyle formüle edersek e, ülkeyi AK Parti'den başka seçenek yok. Bir daha seçime gidelim. AK Parti tek başına hayır. iktidar olsun. hayır. Türkiye'nin şimdi... karşısında çok ciddi bir kriz var. Krizin sebebi 10 Ağustos'ta seçmenin yanlış kişiyi Cumhurbaşkanı seçmiş olmasından başlıyor. Ama şimdi seçmenin iradesine neye böyle Kusura şey Kusura bakmayın seçmenin iradesi diye bir şey yok. Bir tek ne demek seçim. olur mu? Öyle saç bir şey olur mu? Seçmen yanlış da yapar. Ya seçmen... E... Mesela Alman seçmeni Hitler'i seçti. <laughs> Aynı şey mi tabi, şimdi Tabii. Yani. Ya örnek gösteriyorum size seçmen hata yapar mı diyorsunuz. İtalyan seçmeni Mussolini'yi seçti. Arjantin seçmeni Peron'u seçti. Peru seçmeni Fujimori'yi seçti. Rus seçmeni Putin'i seçti. Yani seçmen o her şeyin mükemmelini yaptı. Böyle bir seçmen yok. Bunlar uyduruk şeyler. Siyaset biliminde diyor. yok. Yanlış söylüyorsam düzelsene Hakan. Erdin Çazıcı. Böyle bir şey yok yani. Şimdi ona olsun ben belki cumhurbaşkanı olmak edecek. istemiyorum diyen bir zatı. Ben cumhurbaşkanlığı görevlerini yerine getirmeyeceğim. <laughs> İhalelere karışacağım. Tarafsız olmayacağım diye. Açıkça beyan etmiş olan bir zatı. Cumhurbaşkanlığına getirdi. O da cumhurbaşkanlığı yapmadı bir sene. Bu da tatminsizliğin bir parçası. Şimdi cumhurbaşkanlığı yapmamış olmasından dolayı ortaya çıkan ağır iktisadi durumla ilgili olarak bir tepki verdi. Şimdi bunu düzeltmesi gerekiyor. Şimdi 2019'a kadar cumhurbaşkanını değiştiremeyeceğinize göre Türkiye'de sadece kriz var. Bugün de 2019 arasında. Hocam yalnız seçmeli koalisyon hübettes kursanız var. Kurmasanız ya da var. Erdinç Bey'e Hiçbir şekilde, ama hiçbir yani bir ben şekilde ben bunun içinden bu, çıkamazsın. bu yaklaşımıza itirazım var. Seçmen inanmış, doğru olacağına kanaat getirmiş ve oy kullanmış. Ama aradan geçen bir sene içinde Cumhurbaşkanımız yine meydanlardaydı. Kararını değiştirmiş. Evet. Cumhurbaşkanının bütün ısrarına rağmen 40'ta kalmış. Tamam. Yani dolayısıyla ne bunu... yapacaksınız? Hayır, siz faturayı seçmene kestiniz. ben bunu doğru bulmuyorum. Yani Hayır, se... ben... seçmen o gün 7 inanmış. Haziran'daki seçmenin oyuna kesmedi. Hayır, ben 10 Ağustos'taki de inanmış 12 yıldır yıllık bak, bir. Şimdi ben bak... seçmene de kesmiyorum faturayı. Hocam, ama Türkiye'nin şu anayasasının bugüne kadar değiştirilmemiş olmasına, meclisin Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Popüler ve partizan bir cumhurbaşkanı seçileceğini göz önüne alarak ona göre cumhurbaşkanlığı kurumunu yeniden değiştirmesi, gitmemesi dolayısıyla bizi on, bir krize attı. Yıl, Bu krizin çözümü yok. Kalmıştır. Yanlış Peki. şeyleri düşünüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Herkes yanlış Peki. düşünüyor. Peki. Bu krizin çözümü yok. Bu krizin çözümü 2019'a kadar Türkiye'nin patinaj yapmasından ibarettir. Bir koalisi hükümeti kurarsınız. iki ay sonra çöker. Erken seçime gidersiniz. Aynı sonuçla gelirsiniz. Yine ne yapacağız diye burada oturur koalisyon hükümetlerini tartışırsınız. Yani çözümsüzlüğe mi Şu anda 2019'a kadar, yani Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar. Peki şöyle bir ihtimal yok mu mesela, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sergilediği siyasi partilerle polemik yapmak, işte seçimin gidişatını belirlemek için AK Parti'ye doğrudan ya da dolaylı destek vermek gibi Du, 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 davranışlardan uzak durması halinde bir çözüm mümkün Olmaz mı? Mi? Niye olmasın? Olmaz. Mümkün? Çünkü ya şimdi sona. Çünkü, da... çünkü kendisi ve yakınları hakkında soruşturmaların açılması durumunda bir mahkeme olma tehlikesi var. Ne Bunun yapacak? için yani? yapamaz. Peki ne yapacak? Krize mi sokacak ülkeyi? Tabii. Başka bir formül yok. Erdinç Ortada. Bey, ne diyorsun Başka bu? bir formül yok. Cumhurbaşkanına ağırlığını koyacak. Bir cevap gelsin. Ondan sonra Peki. ne olur? İyi. Erdinç Bey. Ama çok karamsar ya, bir Hakan tablo aç şey birbirinden ayrılıyor. Bu <laughs> olay bu ya görmüyor musunuz ya Cumhurbaşkanı <laughs> bir aktör olarak koalisyon pazarlıklarının ee, içerisinde bir aktör olarak İki şey olarak birbirinden ayırmak musunuz? gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Bunlardan yani. ilki e, yani bunlardan ilki Ahmet Hakan eee karşı karşıya kaldığımız tabloda bir Cumhurbaşkanı'nı bir siyasetçi olarak sonuna kadar eleştirme hakkımız. Bunu mahsus tutuyoruz ve Ersin Hoca da bunu sonuna kadar yapabilir. Bu meselenin bir tarafı. İkinci tarafı, ikinci boyutu ise seçmen yanlış yaptı. Yani bu tespiti yaptığınız andan itibaren yanlış adamı seçti. Bir yanlış yapma yanında yanlış adamı seçti. Ya yani bu tespiti yaptığınız andan itibaren mesela çok farklı yerlere gider. Yani çünkü demokrasi halkın Mümkün olan en doğru kararı verebileceği temel kabulüne dayanan bir sistem. Yani bunu kabul ettiğiniz anda demokrat oluyorsunuz. Yoksa çoğu zaman sandıktan çıkan insanlar bizim hiç beğenmediğimiz, onaylamadığımız insanlar olabilir. Fakat sandığa saygı demokrasinin gereği olarak ortaya çıkıyor. Fakat bu dönemdeki e, olaylar Ersin Hoca'nın psikolojisini o kadar sarsmış durumda ki bu iki olay arasında e, bir bütünlük ortaya çıkarmış durumda. Ya buna hiç gerek yok. Türkiye Türkiye kendi yolunda bu parlamentosuyla işte ee, bu siyasi renkliliğiyle fal, farklı yelpazeleriyle kendi yolunu bulacaktır. Gerekirse Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yeniden düzenlemeler yapar meclis. Belli sınırlar içine alınabilir Cumhurbaşkanının rolleri, fonksiyonları vesaire. Yani dolayısıyla kendi içinde kendini tamir eden bir sistem olarak demokratik sistemi düşünmek gerekiyor. Yani dolayısıyla yani ve bizim işimiz de kamuoyu, kamuoyunda belli fikirleri ortaya koyan insanlar olarak sürece yapıcı katkılarda bulunmak olması gerekir diye düşünüyorum. O bakımdan bence yani Ersin Hoca seçmene bir anlamda bu deminki çıkışıyla yanlış yaptı. Yanlış adamı seçti çıkışıyla bir tür saygısızlık da yapmış oldu. Yok, Hiç gereği yok yok. aslında. Hiçbir saygısızlık saygı da bulunmuyor. Saygı değerlendirmesi yanlış. Birinci, bunu yapma yoktu. Cumhurbaşkanlığı rolü oynamayacağım diyen bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu bir yanlışlık. Bunun sonucunu yaşıyorsunuz. 5 <laughs> senede yaşayacaksınız. Peki. Faruk e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan oy oranında, 7 Haziran'da alınan sonuçlarda her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere gölge düşüren Ahmet Davutoğlu'nun başarısını gölgeleyen yorumlar yapılsa da meydanlara çıkarak oyların düştüğü söylense de ki bu doğrudur. E, fakat yüzde 41 her şeye rağmen e, diğer takip eden iki partinin toplamı kadar bir oydur ve yüksek bir oy oranıdır. Ve bu oy oranının en az yüzde 35'i yine Tayyip Erdoğan'ın bizzat şahsına verilmiş, onun liderliğindeki AK Parti'ye verilmiş olan sonuçtur. Dolayısıyla AK Parti'nin bundan sonra Tayyip <laughs> Erdoğan saf dışı bırakan ya da anayasal pozisyona çekilmesini sağlayacak bir girişimde bulunmasını asla göze alamaz. Bu zaten seçmen tarafından kabul edilebilir bir şey olmaz Ak Parti seçmeni tarafından. Dolayısıyla Erdoğan'ın kenarda beklemesi falan gibi bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ersin Hoca gibi Ama Bu mümkün değil. Tabii Sorun tabii. şu ki Ak Parti ister MHP ile kursun hükümeti, ister CHP ile kursun. Burada e, Sayın Erdoğan'ın e, şöyle bir sorunu olacaktır. Yani ister istemez böyle bir koalisyon hükümeti karşısında kendi pozisyonunu yeniden belirlemek durumunda kalacaktır. Sayın Erdoğan zaten meselesi şuydu. Bunun olacağını bildiği için sizin tam dediğiniz gibi yani AK Parti seçmeninin gözünde AK Parti Erdoğan özdeşliği olduğunu bildiği için rejimi başkanlık rejimine çevirmek istedi. Çünkü kendisi Partinin başından ayrıldığında kim gelirse gelsin partinin başına o partiye kendisinin kazandırdığı başarıları kazandıramayacağını biliyordu. O yüzden rejimi değiştirerek kendi iktidarını sürdürebileceğini düşündü. Sorun şu ki değişmedi rejim. Ve değişmeyeceği de bu oylardan çıktı. Diyorsunuz Şimdi yeni bir oyun başladı. Dolayı, ben Ersin Hoca kadar var, değil so kötümser değilim. Ben şöyle düşünüyorum. Bu yeni oyun, yeni şartlar. Erken seçim olsa da değişmeyecek olan bu şart. Ben e, bir yeniden, biçimde bir, bir biçimde bu e, güç dengelerini yeniden kurmaya evet. herkesi itecektir. Peki diye çok teşekkürler düşüncem mı. Be, ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bütün bu dinlediklerimden sonra buradaki yorumlardan sonra e, işimizin hiç kolay olmadığını anladım. Yani e, nasıl bir e, hükümet modeli çıkacak kimse kestiremiyor onu anladım. Erken seçimden aynı netice çıkarsa ki öyle diyor herkes aşağı yukarı benzer netice çıkar diyorlar. Yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. Ben biraz karamsar bir şekilde kapatıyorum ama dileyelim ki hocamızın az önceki iyimser yorumu geçerli olsun. Ben evet, iyimserim. O şekilde olsun. Ben de iyimserim valla. Peki hmm. tamam ne güzel o zaman. Öğrenme süreci. Biz süreciz, kötümser olur. değiliz, realistiz. Realistiz peki. <laughs> yani. Sadece şu kadarını hatırlatmak istiyorum. Değerli izleyiciler, e şimdi biz burada program yapıyoruz. Siyasi bir program yapıyoruz ve e işte şu hükümet mi olur, bu hükümet mi olur, AK Parti CHP mi olur, AK Parti MHP mi olur yoksa öbürü mü olur, erken seçim mi olur tartışıyoruz değil mi? Yani e bazı e her türlü durumdan e, maksatlı yorumlar çıkaranlara lütfen e, aldanmayınız. Bizim yani tarafsız bölgenin herhangi bir modeli e, öne sürmesi, desteklemesi ya da desteklememesi falan söz konusu değil. Biz tarafsızız. Biz ilgilendirmez. Biz burada tartışmayı açıyoruz. Kamuoyunda ne konuşuluyorsa onu sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun da bilinmesini e, rica ediyorum ve böyle veda edeceğiz sizlere. Erdinç Yazıcıyı görebilir miyim? Erdinç Bey çok teşekkürler. Yalnız kaldınız Ankara'da ama e, çok değerli katkılarda da bulundunuz. Sağ olun. Seçim teşekkür ediyorum. E, Ersin Kalaycıoğlu teşekkürler. Profesör Hakan Yılmaz çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Faruk Acar çok teşekkürler. Tekrar tebrikler bu seçimi bilen araştırmacılardan. Deniz Zeyrek çok teşekkürler. E, her şeyi anlattık yani sonuçta. Evet yarın meclisten anlatmaya yarın devam meclisten edeceğiz. de anlatmaya devam edeceğiz. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.